Ters Köşe Yazan Hafsa Fidan Vidinli Seslendiren İbrahim Bildir Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Hırpani Güneşin etrafı kavurup her türlü seraba insan zihnini hazırladığı bir gündü. Gitmekte olduğum düz yol bile gözümde kıvrım kıvrım oluyordu. Otoyoldan çıkıp toprak yollarda çevreye bakınarak giderken arabayı bir tepe başında durdurdum. Civara bir göz gezdirmek, serazat yürümek istedim. İndiğimde hafif bir resinti kaplasa da etrafımı serinlik getirmedi. Ellerimi gözlerime siper ettiğimde şehir ayaklar altındaydı. Burnuma gelen kesif kokuların kaynağına da erişti gözüm. Şehrin dışında ama çöplerinin içindeydim. Manzaraya diyeceğim yoktu. Görseli güzel yemeğin tadını beğenmemek gibi bir hisli içimdeki. Kokulardan nasibime kanaat ederek arabadaki ufak tefek çöpleri bir poşete tıkıştırıp hazırda buluverdiğim çöplüğe atmak istedim. Kaymamak için ayaklarımı direye direye aşağı indim. Öyle sıçanda her taraf kaynar ayarındaydı. Çöplerin oluşturduğu manzara uzayıp gidiyordu. Elimdeki çöp poşetini fırlatmıştım ki karşıdan bir ışıltı gözümü aldı. Tenekelerden, tahta parçalarından ve belli ki kırık büyükçe bir boy aynasından yapılmış kulübemsi bir yapı oracıkta duruyordu. Yanında teneke kutu üstüne oturmuş bir şeyler atıştıran bir hırpani gördüğümüz sandım. Görmüş müydüm, sanmış mıydım öğrenmem gerekti, gitmeye niyetlendim. Ayaklarımı direğe direğe aşağı inmeye devam ettim. İri ufaklı camların, savrulmuş çöplerin üstüme başıma değmemesi için epeyce özen göstermiştim. Güneşin ışığı altında uzaktan hayal meyal seçebildiğim adam hayal değildi. Yaklaşınca merhabalar amca diye seslendim. Başını kaldırmadı. Ses de vermedi. Yemeğini yemeye devam etti. Biraz daha yaklaştım. Bu sıcakta çay bile demlemişsin dedim. Küçük tüp üzerinde çaydanlığa benzer bir teneke tıkırdıyordu bize de ikram eder misin? diye sordum. O zaman kafasını kaldırdı. Baştan ayağa süzdü beni. Biraz daha baksa tanıyacakmış gibi. Bir an tereddüt ettim. Tanışıyor olabilir miyiz acaba? İçersen buyur, dedi. <laughs> Rahatladım. Ne de olsa onay görmüştü kimliğim. Yakınımda duran, bir zamanların taze meyve sebzelerinin kokusunu hala içinde tutuyormuş gibi, kalasları akan sulardan rengarenk olmuş tahta seriyi çektim, üstüne oturdum. Bardak var mı? diye sordum. Ağzındakileri birkaç defa daha diliyle dolandırıp, hiç telaşsız yuttuktan sonra, ararsan bulursun, dedi. Hadi bakalım, dedim içimden. Başladık galiba sohbete. Ne garip bir düşünce ki, çöplükte yaşamayı tercih eden bir hırpaninin farklı bir hayat felsefesi olduğuna inanırım öteden beri. Öyle ya, Milyonlarca insan arasından sadece birkaçı ömrünü çöplükte bir çöp evde geçirir ne de olsa. Onları farklı kılan şey ne acaba? Ya da bizi onlardan farklı kılan bir şey var mı? Etrafa şöyle bir göz gezdirdim, birkaç poşet eşeledim. Bir köşesi kırık bir fincan denk geldi elime. Zamanında pek bir görkemli olduğu malzemesi deseni ve modelinden belli oluyordu. Altın renkli atların sarmaladığı çiçekli deseni, kemik rengi zemini ve belli ki kendisine inceliğini veren kemik tozu karışımı yapısıyla bon çayna bir fincan. Kibar insanların narin parmaklarına layık olduğu hissini veren hassas bir kulp, içinde ne varsa tadını daha yudumlamadan alabileceğin incelikte bir kenar, ışığa tuttuğunda arkasında ne varsa gösteren türden bir billurumsu bir doğa. Fincanı tek elimde tutarken alüminyumdan yapılma eğri büyürü çaydanlığı aldım, fincanın kırık yerine kadar çay doldurdum. Mis gibi kokmuyordu veya çayın kokusunu alabileceğim mesafeyi kesif çöp kokusu arşınladığından çay kokusuna sıra gelmiyordu. Islak mendille ellerimi silerken bir yandan da sen neden burada yaşıyorsun diye soramayacağımı düşündüm ya da nasılsın diye söze başlayamazdım ki tok bir sesle sor, dedi. Yemeğini bitirmiş, ellerini yamaları bile lime lime olmuş pantolonuna siliyordu. Dudaklarını ve sakallarından görünmeyen çenesini yağdan kayış gibi olmuş koluna silerken, bir yandan, neden çöplükte yaşadığımı sormak için gelmedin mi, dedi. Böyle bir soru beklemiyordum. Ama afallamış görünmek de istemedim. Sordum Said, dedim. Sen neden evinde yaşıyorsan ben de o nedenden, dedi. Cevabımı almamıştım ya da bu cevap yeterli değildi benim için. Daha da sorgulamama izin vermeyecekmiş gibi yerinden kalktı, kapı gibi kullandığı artık kararmış ne rengi ne deseni belli perdesini çekip kulübesine girdi. Bir sigara paketiyle çıktı perdenin gerisinden. Tenekesine oturdu, paketin ağza çıktı. Ezilmiş ve tütünlerin bir kısmı dökülmüş halde iki sigara görünüyordu. Paketi uzattı. Sağlı içmiyorum dedim. <laughs> Bir kahkaha attı. Duyan olsa sesini sahibi eğlencenin ortasında sanırdı. Hakikat dedi. Sen içmiyorsundur, sağlığa zararlı. Gülümsedim. Sor dedi yine. Bana ayıracağın vaktin az herhalde dedim. Yok dedi. Senin bana ayıracağın vaktin yoktur. Bir süre sustum. Merak ediyorum. Gözüme belki yetmişli yaşlarda görünüyorsun ama gözlerine bakınca belli ki o kadar yaşlı değilsin. Yaşını merak etmiyorum. Yaşadıklarından neyi özlediğini sormak isterim. Rüyalarımı, dedi tereddütsüz. Rüyalarını mı? Neler görüyordun ki diye soracak oldum ama susmam gerektiğini anladım. Birkaç nefes çekti sigarasından, sıcağın içine üfledi dumanı. Gördüğüm şeyleri değil, rüya görmeyi özledim, dedi. İçinden bu kadar diyeceklerim dediğini hissettim. Kalkmam gerektiğini düşünüp, tahta selinin gıcırtıları arasında bana müsaade Allah'a ısmarladık dedim. Bir kahkaha attı yine. Sağ ol ama, çayını içmedin. İçmeyeceğimi zaten biliyordu. Bir el işaretiyle veda ederek yavaş yavaş indiğim tepeyi tırmandım. Çıktığım tepe, indiğim tepe değildi artık. Rüyasız bir insan nasıl olur diye düşünmeye başlamıştım. Rüya görmek, etrafındaki eşya ile ilişkili bir durum değildi kanaatimce. Nesnelere, insanlara aşinalığın ve onların zihninde farklı birleşimlerle bir araya gelip sana uykunda sunulması değildi rüya. Rüya görmek, içindeki kelimelerle ilgili bir durumdu. Ancak kelimeleri tükenen bir insan rüya göremezdi. Onun için kalkmıştım yanından. Zannımca bana kelimelerinin tükendiğini ima etmişti. Anlatacakları hal diliyle söyleyebilecekleri kadardı. Doğum ve ölüm insan olarak hepimizi eşitliyordu elbette. Ama ikisi arasında yaşadığımız hayat bize kelimelerimizi ve rüyalarımızı veriyordu düş göremeyecek kadar yoksul olmanın nasıl bir şey olduğunu düşleyerek tepeye çıktım. Balondan korkan çocuk. Burkina Faso. Afrika'da bir ülke. Mutlu insanlar ülkesi anlamına geliyor ismi. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu ben de yeni öğrendim. Kıtalar, ülkeler, şehirler, köyler ve buralarda yaşayan insanlar ne kadar farklı. Ya çocuklar? Nedense çocuklar hangi kıtanın evladı olursa olsun aynı gibi görülürler. Doğrusu bundan emin değilim. Hatta Afrika'da büyüyen çocukların farklı olduğunu rahatlıkla iddia edebilirim. Genelde bilindiği üzere Avrupa, Amerika, Asya gibi kıtalarda büyüyen çocuklardan daha zayıflar mesela. Ama ben belirgin farklarının sadece kilogram bağlamında olmadığını yakın zamanda gördüm. Gördüm dediysem, izledim demek istedim. Meğer, Afrika'da bazı çocuklar balonlardan korkarmış. İzlediğim videoda yardım gönüllülerinin Burkina Faso'ya götürdüğü minicik sevimli mi sevimli rengarenk balonları yardımsever kişi kucağında tutuyordu. Sonra içlerinden birini seçti, bir nefes üfleyip balonun içini havayla doldurdu, balon şişmeye başlayınca onu isteyen çocuk feryadı bası vermesin mi? Öyle ürkmüştü ki balondan, arkasını taş duvara dayamış olmasa belli ki kaçacaktı. Zaten yakınında bulunanlar da ağlayan çocuğu bir hamlede balondan kaçırdı. Hayalimde o çocuğun balon şişirilir şişirilmez onu kucaklayıvereceğini, sonra havaya gülümseyerek atı vereceğini, sonra yere düşmesin diye peşinden hızla koşup tutu vereceğini kurgulamıştım. Bir çocuğun balondan korkacağını hiç ummazdım. Çocuğun o denli korkması beni de korkutmuştu belki de. Öyle ki zihnimde daha önce hiç sormadığım sorular belirdi. Bir çocuk balondan nasıl korkardı? Niçin korkardı? Dahası korkabilir miydi? E korkmuştu ya işte. Anlayamadığıma göre konuya yeni yeni sorularla yaklaşmalıydım. O çocuğun zihninde balona karşılık gelen bir kelime var mı? Belli ki çocuğun bildiği kelimeler arasında balon yoktu ya da bildiği kelimeler balona kadardı. İnsanın muhayyiresi bildiği kelimeler doğrultusunda hareket edebilir muhakkak. Bu arada evet özellikle hayal edilebilir demedim. Hayal demek hareket demektir. Bir başka deyişle zihnimizdeki kelimeler harekete geçtiğinde ancak hayal edebiliriz. Bu durumda örneğin pek çok çocuğa gündelik hayatında sorulu veren soruları balondan korkan çocuğa sormamız anlamlı olmazdı. Bugün okulda neler yaptın? Sabah uyanmak için saatini kurmayı unutma tamam mı? O sandaleti beğenmediysen diğer rengine bakalım mı? Bu tişörtün desenini beğendin mi? Tatilde okuman gereken hikaye kitaplarını bitirdin mi? Tabağına koyduğum ıspanağı neden bitirmedin? Akşam yemeğinde ne yemek istersin gibi soruları kastediyorum. Hatta şöyle cümleleri de kastediyorum. Balon içine hava üflenen bir oyuncaktır. Yukarı atılınca yukarı doğru hareket eder, sonra yer çekimi kanunu gereği aşağı iner. Onunla oynamak çok keyiflidir. Patlarsa da korkma olur mu? Bunlar, balondan korkan çocuğun gündelik hayatının sıradanlığı içinde uçuşup dağılıveren sorular olmazdı. Balondan korkan çocuğun gündelik hayatının sıradanlığı içinde uçuşup dağılıveren sorular nelerdir? Bunu kendime hiç sormadığımı fark ettim. Bir şey daha fark ettim. Ben balon kelimesiyle küçük yaşlarda tanışabilmiştim. Biraz daha büyüyünce içinde başka küçük baloncuklar olan şeffaf balonları, led ışıklı balonları, içi helyum dolu olduğu için eve geldiğinde tavana yapışan balonları, çizgi film kahramanlı balonları, hatta kişiye özel baskılı balonları da tanıdım. Biraz daha büyük yaşlardaysa uçan balonla tanıştım. Hani şu içine binilip gökyüzüne doğru seyahat edilenleri kastediyorum. Bu haldeyken balondan korkan çocuğu nasıl anlayabilirim? Balondan korkan çocuğun beni anlamasını beklemem de beyhude olurdu sanırım. Düşündüm de mesela bizlerin gündelik hayatın sıradanlığı içinde bazen şöyle sorul verir. Kendini bir yıl sonra nerede görüyorsun? Kendini on yıl sonra hangi hikayenin içinde görüyorsun? Bazen bir iş başvurusunda Bazen de bir dost sohbetinde bir anlamda hadi hayalini idealini anlat bana demektir sorunun anlamı kısaca. Burkina Faso'daki çocuğa sorsaydık belki de onun cevabı balondan korkmadığım bir hikayenin içinde olurdu. Akşam tok uyumak, sabah uyandığımda yemek bulmak da olurdu hikayede muhakkak. İçten Sesler Korosu Nereden başlayacağını düşünmektense, başlamak iyidir diye düşünüp yazmaya başladı. Ne yazacağını düşündü. Düşünmektense yazmak iyidir diye yazdı. İyi olanla olmayanın mücadelesini veriyordu yüreği yıllardır. Evet, yürekle mücadele verir. Hatta belki en çok o mücadele eder hayatta kalmak için, hayatta iyi kalmak için. Sabah işe giderken, Kucağında kundağına sarılı bebeği, avcunda elli kuruş, başında belki elli kuruş etmeyecek yemeğine sarılı bir kadın gördü. Gördü çünkü ışıklar kırmızı yanmıştı. Işıklar kırmızı yanınca yol kenarındaki yeşil yanardı. Çoluk çocuğa, hatta bebeklere de. Arabaların arasına girer, avuç açarlardı. Bebekler avuçlarını yumardı. Anneleri, bir avucunda bebekleri, diğer avuçlarını açardı. 50 kuruş da ben versem iyi eder miyim diye çarptı yüreği. Bazen yüreği iyiyi bilmiyordu ya da iyiyi çarpmıyordu. 50 kuruş vermese belki dilenmeyi bırakırlar da 50 kuruş kazanmasalar belki başka sonuçları olurdu kayıplarının. 50 kuruş versem ne kaybederim? 50 kuruş avcuna girse ne kazanır? Bunları düşünecek vakit yoktu aslında. Yeşil ışık yanarsa onlar kırmızıda kalacaktı. Elinde kalan zamanla ne yapacağını düşünerek zaman harcamamalıydı. Elini cüzdanına attı. Hayır, cüzdanında bozukluk taşımazdı. Arabanın bozuklukla doldurduğu küçük oyuğuna attı elini. İki, üç, belki de beş bozukluk geldi eline. Kaçı kuruş, kaçı lira şimdi buna hesap edecek zaman yoktu. Zaman aslında yoktu. Hareket vardı. Işık hareket etmek üzere olmalıydı. Acele etmeliydi. Kadına baktı, kendisine bakmıyordu. Camı açtı. "Bakar mısın?" diye seslendi. Kadın bebeğine bakıyordu. "Sana sesleniyorum, bakar mısın?" Baktı. O esnada kornalar çalmaya başladı. Kadın kalkacak oldu ama ışığın rengi atmıştı. Kalkıp kalkmamakta tereddüt etti. Trafiğin akışı başladı yol boyunca hayıflanarak aldığı mesafeyi. Ne vardı bu kadar tereddüt edecek? Zaman yoktu tereddüde, tereddüde yer yoktu bazı zamanlarda. Düşündü de tereddüt eden eli değil, yüreğiydi. Doğruyu vurmak isterdi yürek veya doğruyu bulmak. Ama doğrular da hareket halindeydi. Belki onun için doğruların aranmasından bahsedilir. Aransa bulunur muydu bilinmez ama meşhur sözde söylendiği gibi bulanlar da arayanlardı. Ya bulduktan sonra açılan yeni yollar? Yollar bir insanın tüketemeyeceği kadar uzardı. İnsan tüketemeyeceği kadar yol açardı. Bugün avcunu açmış bekleyenlere avcuyla uzanmıştı. Yol kısaydı. Zaman da avuçları birleştiremeyecek kadar kısa. İş yerine ulaştığında arkadaşına olan biteni anlatacak kadar zaman vardı anlattı. İyi ki zaman kısaymış dedi arkadaşı. Dilencilerin zamanı çok uzun. Akşama kadar dikecekleri yeni apartmanın demirine yetecek kadar parayı çıkarırlar nasılsa merak etme. Biraz insafsızsın dedi ona. Kucağında bebeği vardı. En tehlikeli türden dedi arkadaşı. Hiç fark etmedin mi? Dilencilerin kucağındaki bebekler hep uyur. Sence neden? Bebek uyuyor muydu bilmiyorum ama Avcunu açmadığını fark ettim." dedi. Arkadaşı gülümsüyordu. Ona bir çırpıda akşam haberlerine bakılırsa pek çok dilencinin dilendiği gibi görünmediğinden bahsetti. Ya da göründüğü gibi dilenmediğinden. Anlattığına göre bazı dilenciler tek kolu veya tek bacağı olmayan ya da sakat olan zavallı insan görünümündeymiş. Üstü başı pek bir kirliymiş, ayakkabıları delik deşikmiş ama Zabıtanın geldiğini görünce kaçarken ayakları sırtlarına erişmekteymiş. Hele bazı kadınlar nasıl anneyseler, belki de anne değillermiş, bebeklere akşama kadar uyumasını sağlayan madde verirlermiş. Öyle ya, bebek dilencinin de olsa ağlamanın yanında gülmeyi de bilmesi gerekmez miymiş? Uyumanın yanında uyanması da gerekli değil miymiş? Uyan uyan diye bitirmişti arkadaşı sözlerini. Ne tuhaf. Dilenciler de olduğu gibi görünmüyordu demek ki ya da göründüğü gibi olmuyorlardı. Eğer bu doğruysa, onlarda riya ve gösteriş, yoksulluk riyası ve fakirlik gösterişine dönüşüyor olmalıydı. Muhtemelen en gösterişli fakir, günün en çok kazananı oluyordu. Riya, orada boynun ve belin bükük, bedenin eğik duruşunda, elbiselerin yırtıklarında, ayakkabıların açıklıklarında, Allah rızası için derken ses tonunun derinlerine işleyecek vasfı kazanmasında aranmalıydı. Belli ki dilencilikte mertebe edinmek için öncelikle çok yoksul bir gönüllerinin olması gerekiyordu. Bebeklere de acımayacak kadar yoksul bir gönül. Ya da belki de gerekli olan hırs açısından çok zengin bir gönüllerinin olmasıydı. Öyle bir zenginlik ki sonunda onları ev bark sahibi yapıyordu. Ev barka giden yol nasıl gidiliyor? Nasılsa önemli değildi. Mevlana ne kadar doğru söylüyordu. Ama zaten sorun da kimin olduğu gibi göründüğünü, kimin de göründüğü gibi olmadığını bilememekten kaynaklanıyordu. Bu durumda doğruyla eğri de karışıyordu. Doğrular eğriye evrilirken eğriler de doğruluyordu belki de. Köşe yazısında bugün sabah başından geçenleri ve iş yerinde arkadaşıyla aralarında geçen diyalogları yazdım. Nereden başlayacağını düşünmektense başlamak iyidir diye düşünüp yazmaya başlamıştı. Ne yazacağını düşündü. Düşünmektense yazmak iyidir diye yazdı. İçten Sesler Korosu adını verdiği yazısını sorularla bitirdi. Davranışlarımızın veya seçimlerimizin değerini belirleyen nedir o halde? Ne kadar çok doğru atmakta etrafta. Yürek nereye giderse doğru orada mı atar? Fıkranın düşüncesi, düşüncenin fıkrası. Fıkraların düşündürürken güldürdüğünü hepimiz biliriz. Nasrettin Hoca'nın papağanla hindi fıkrası da böyleleri arasında. Malum Nasrettin Hoca bir gün pazara gittiğinde bir papağanın çok yüksek fiyata satıldığına şahit olur şaşırır şaşırmasına ama kanatlı türünden kendi kümesinden bir hindiyi kaptığı gibi pazara getirir ve papağanın satış fiyatının çok üstünde bir fiyat isteyerek etrafa seslenmeye başlar. Meraklı müşteriler hocanın başına toplanır. Bu hindiye neden bu kadar çok para istiyorsun diye sorarlar. Nasrettin Hoca da az önce bir papağanın çok yüksek fiyata satılmasını örnek gösterir. Etrafındakiler ikna olmazlar tabii. Ama o papağan konuşur diye itiraz ederler bu hindi de düşünür diyerek itirazları bastırır. Bu fıkra, ilk bakışta Nasrettin Hoca'nın aleyhine görünen şartları, kıvrak zekasıyla lehine yorumlama çabasının bir ürünü gibi görünse de, bir başka açıdan bakıldığında durum farklıdır. Aslında fıkra, düşünme eyleminin, papağan gibi konuşabilme yeteneğine sahip olmaya evla görülmesi gerektiğini ima etmektedir ve belki de Dönemin papağanlarına bir gönderme kabilindendir. Öyle ya, nihayetinde bir papağan sadece etrafında sık sık duyduğu birkaç kelimeyi taklit ederek telaffuz edebilir. İnsanlar bağlamına taşıdığımızda fıkra, papağan gibi duyduğu bildiği birkaç cümleyi telaffuz etmektense düşünce sürecini olabildiğince derinleştirerek yol almak daha evladır demektedir. Düşünme üzerine çokça düşünen filozoflardan Schopenhauer eğer bir insan düşünmek istemezse bunun en güvenli yolu her boş vaktinde eline bir kitap alıp okumasından geçer der. Bu düşünce ilk kitapta üzerimizde fıkra etkisi yapsa da Schopenhauer bu konuda çok ciddidir. Ona göre insan ne kadar çok okursa o kadar az düşünür. Zira düşünmek için bilgilerin büyük oranda yaşamdan devşirilmesine ve bir anlamda sindirilmesine ihtiyaç vardır. O, yaşamdan devşirilen düşüncenin karşımızda duran çok güzel bir tablo gibi olduğunu, renk uyumu, ışık, gölge ve diğer özellikleri bakımından mükemmel olduğunu söyler. Buna karşılık, bütün meziyeti çokça okumak, sistematik eğitimden geçmek ve öğrenim görmek olan kişilerin zihin ürünlerinin anlamdan yoksun bir palete benzediğini savunur. Evet, görünürde palette bütün renkler mevcuttur. Fakat o asla anlamlı bir eser gibi durmamaktadır. Geçen yazılarımda da olduğu üzere yine geçen günlere bir döneceğim. Geçen gün ancak gelip geçmediği için bugünümde beni ziyarete gelen gün lise yıllarında aynı sıraları paylaştığım bir arkadaşım o yıllarda ne güzel münazaralar yapardık. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Ne çok tartışırdık değil mi? dedi. Ben de o soruların cevabını hala arıyoruz galiba dedim. Nasıl canım? Hiç de bile. Tabii ki çok gezen bilir demez mi? Öyle ya, arkadaşım münazarada gezen tarafın savunusunu yapmaktaydı. Yıllar sonra parkta hoş sohbet gezerken hala o tarafta galiba diye düşündüm ve ekledim. Schopenhauer'a bu soruyu soracak olsaydık, galiba cevabı çok düşünerek çok gezen bilir olurdu. Çünkü o, hayatlarını okuyarak geçirenleri, bildiklerini kitaplardan elde edenleri, bir belde hakkındaki bilgiyi seyyahların anlattıklarından öğrenenlere benzetir. Bu kişiler belde hakkında çok şey söylüyor olabilirler. Ancak orada yaşamadıkları için bu bilgileri sığdır. Şimdi düşündüm de konu üzerinde hala düşünmek mümkün. Bilginin yaşandığı zaman gerçekten bilinebileceğine ben de kaniyim. Ancak yaşananlardan ne bilinebileceği de insanın okuyarak, düşünerek, sorular sorarak, bilinç açıklığını zamanla kazanarak elde edebileceği bir kazanım değil mi? Bazen insanlar çok şey yaşar, çok şey görüp geçirirler. Ancak o yaşantıların onlarda bir bilgi hazinesine dönüşebilmesi için de bir bilinç açıklığı, belki bir tür zihni patika gerekir. Çok okumak mı, çok gezmek mi, çok yaşamak mı, çok içselleştirmek mi? Sorular daha da uzayıp gidebilir. Zannımca, okuduklarını yaşayan, yaşadıklarını da okuyan bilir ve sanatkarane bir düşünür olabilir. Sizce? Rakamların Musikisi İnternette sayfalar arasında gezindiğim bir zaman diliminde bir karikatür dikkatimi çekti. Karikatür dediysem felsefi imaları bol olan bir çizimdi. Laf aramızda karikatürleri çok severim. Bazen şöyle derinlikli bir makale okuduğunuzda ancak anlayabileceğiniz bir konuyu bir çizim ve birkaç cümle ile size özetliği verir. Bu karikatür de o türdendi. Şöyle ki bir kağıda 6 rakamı çizilmişti. Aslında aynı kağıda 9 rakamı çizilmişti. Aslında aynı kağıt hem 6'yı hem 9'u göstermekteydi. Biraz kafa karıştırıcı oldu galiba. O halde tam çizimi resmediğim en iyisi. Çizimde masanın iki ucunda iki insan oturuyordu. Ortada A4 olduğunu tahmin ettiğim bir kağıtta 6 ya da 9 yazıyordu. Yani hem 6 hem de 9 yazıyordu. 6 mı 9 mu yazdığı sorusunun cevabı masanın iki ucunda oturan iki insana göre değişiyordu. Siz hangi insanın tarafını tutuyorsanız o sayının iddiasını rahatlıkla taşıyabiliyordunuz. Ya ya da ikilemini duymuşsunuzdur. Buna mukabil hem hem de teoremi var. Bir mevzuyu anlamak için ya ya da ikilemini temel alırsanız aslında en temelde ayrılıkçı bir perspektiften hareket ediyorsunuz demektir. Kağıtta yazan ne sorusu örneği üzerinden gidersek kağıtta ya 6 ya da 9 yazıyordur. Peki kağıtta hem 6 hem de 9 yazıyor olamaz mı? Olmaz olur mu? Olmuş bile. Ama memleketimin güzel insanların sık sık yönelttiği bir soruda söylendiği gibi kime göre neye göre karikatüre göre soldaki insana göre 6 sağdaki insana göre 9 karikatürist soldan mı baktı sağdan mı baktı bilemiyorum ama ben kendi perspektifimden bakınca insan olmanın ayrılmaz bir parçası gibi görecelilik görüyorum yani birine göre 6 olan başka birine göre 9 olabiliyor o halde 6 bir bakıma 9 9 da bir bakıma 6 olabiliyor İki sayının toplamı 15, çarpımı 54 ediyor. 9'dan 6'yı çıkarırsak 3, 6'dan 9'u çıkarırsak eksi 3 kalıyor. 9'un 6'ya bölümü 1,5 çıkarken, 6'yı 9'a böldüğümüzde 0.666'ya ulaşıyoruz. Şimdi bu rakamlara ve 4 temel işlemede nereden daldım? Görecellikten. Görecellik, matematikteki kesinlikle kavga ediyor. İnsanın olduğu yerde iki kere iki dört etmeyebilir diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta matematikteki kesinliklerin de tartışma konusu edildiğini duyuyorum. Siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz. İnsanız, olabilir. Aynı anda hem altı hem de dokuz olarak görülebilen sayı üzerinde yeniden düşünmeye başlıyorum. Sağdan veya soldan bakmadığımda, yani A4 kağıda iki kısa kenarından değil de uzun kenarından bakınca 9'u Arapçadaki vav harfi olarak görüyorum. O vav harfinin bitim çizgisinde bir lale hayal ediyorum. Vav harfinin hu kelimesine gönderme yaptığını biliyorum. Hu kelimesinin Allah'ı temsil ettiğini, lale figürünün de Allah'ı temsilen çizildiğini düşünüyorum. Daha da düşünmek mümkün dokuzun vav harfine dönüşen görünümündeki yuvarlak bölüme bir minik göz, bir ağızcık ekliyorum. Sanki anne karnında istirahat eden bir minik yavru beliriyor hayalimde. Minik bir cenin. İnsan diyorum, hu'dan gelir, hu'ya gider. Daha da düşünmek mümkün. Yeter ki düşünelim. Rakamlardan çok farklı şekiller yani düşünceler üretme işini çocuklar çok güzel yapıyor muhayirleri bazı keskin kabullerin tırpanlarıyla biçilmediği için olabilir bu. Bir bilseniz rakamlardan neler neler çiziliyor. Bir bilseniz rakamlar nelere işaret ediyor. Yeter ki kelimeler kadar rakamların muhsakiisine dikkat kesilelim. Mesele sushi Farklı restoranlarda farklı tatlar aramak bazen güzel bir tercihtir ancak her zaman değil. Beyoğlu, İstiklal gibi İstanbul'un turistik çok caddelerinde geziyorsanız farklı tatlara kolayca ulaşmanız mümkün. Hatta restoranlar sunduğu yemekleri dünya mutfağı diyerek tanıtmaya başladığından beri pek bir talep de görüyorlar. Ben de geçtiğimiz günlerde hazır İstanbul'a gelmişken bir de lahmacun, mantı, kebap dışında farklı kokuların yükseldiği restoranlara doğru yöneliyim istedim. Gittiğim restoranda, dünyanın her yerinden insanları görebileceğimi umuyordum. Ama, şöyle bir bakındığımda, önümde, arkamda, sağımda ve solumdaki masalarda, hep memleketimden insanların olduğunu fark ettim. Hatta çaprazımdaki masada bile. Tabii ya. Dünya insanı buraya, İstanbul'a akın akın geliyorsa, diğer dünya yemeklerini değil, kendi ülkesinin yemeklerini de değil, Türk mutfağını tercih edecektir. En sağlıklı seçim diye içimden geçirdim. Fon müziklerini seçen görevli, memleketimin insanların dünya mutfağını seçtiğinin farkında olmalı ki, fonda Türk müziği çalıyordu. Türk müziği dediysem, klasik Türk müziği değildi çalan. Türkçe sözler vardı içinde. Kısmen anlamakta zorlandığım türdendi gerçi. Şarkıcı, mesele ne senin benden ayrılman dediğinde güfteyi anlamaya odaklandı zihnim. Bu arada siparişimi vermiştim. Güfteden belli ki bu bir sevda şarkısıydı ve belli ki bir ayrılık şarkısıydı. Gerçi besteye dikkat kesilirsem darbuka tınıları bir tür oyun havası dokusu da katıyor Dezgi'ye. Neyse hemen kulak kesildim. Meselenin ne olduğunu elbette anlamak isterim mesele ne senin benden ayrılman demek, seni takmıyorum artık gibi bir kabadayılık sergilemeye mi yönelikti acaba? Ya da, evet ayrıldık ama zaten sevdamız da bitmişti şeklinde bir dervişhane kabule mi gönderme yapıyordu? Ortada bir sevda varsa ayrılık bir mesele olmalıydı. Öte yandan güfteye eşlik eden enstrümanlar da o derece neşeli ve hareketliydi ki ayrıldık ne güzel şeklinde ifade edebileceğim tınılarla düşünce dünyamda yeni deliller sunuyordu bana. Uyumsuz gibi görünen beste ve güftenin sırlarını çözebilmek umuduyla ardından gelecek ikinci satırı heyecanla bekledim. Ne de benim sana darılmam. Bazen zorlanıyorum ana dilim olduğu halde Türkçe şarkıların manasına nüfuz etmekte. Şimdi kim kimden ayrılmış ola ki kim de kime darıla toparlamaya çalıştım. Sen benden ayrıldın, mesele değil. Ben de sana darıldım, mesele değil. Eğer ayrıldıktan sonra darılmışsa söz yazarı ve belki de içtenlikle şarkıyı söyleyen, ayrılanın ayrılmasını mesele etmiş demektir. Yok bu dargınlık ayrılıktan bağımsızsa ne zaman gelişmiştir? Sevdalıların arasındaki dargınlık ne zaman mesele olmaktan çıkmıştır? Tam bu sorularla zihnim bir karmaşaya sürüklenmekteydi ki, mesele şu ki, sözleriyle irkildim. İşte sorularımın cevabı olabilecek cümle açık ve seçik haliyle geliyordu. Mesele şu ki, hala bitmedi sevdan. E tabii öyle ya, en büyük aşklar, hikayeleri bir türlü bitmeyenlerdir. O halde söz yazarı, mesele ne o ne de bu derken aslında tam da, meselenin odağına işaret ediyormuş. Nihayet rahatlamıştım. Yeni sevda teoremlerine pek de hazır olmadığımı sözlerin oluşturduğu stresten anladım. Tam bu düşüncelerle önüme konan tabağa aşk ile muamele ettim. Ne var ki karşımdaki masada oturan iki gencin şarkıyı dinlerken renkten renge giriyor olması da gözümden kaçmamıştı. İki gençten erkek olanı, ''Meselen ne senin kızım?'' diye yüksek sesle sormaya başladı karşısındaki genç kıza. Bu soruyu ona sordurtan mesele şarkısı mıydı acaba? Ah dedim içimden. Senin meselen, meselen ne senin kızım diye celallenen bir gençle aynı masada hala oturuyor olman. Ama söz bana düşmezdi tabii. Kızdan da beklediğim gibi bir cevap gelmedi. Ardından gencin, daha da kıza soru üstüne soru yönelttiğini fark ettim. Ne hikmetse kızcağız, gencin soru bombardımanı karşısında susuyor, bir eliyle karnını tutuyor, bir eliyle de ağzını kapatıyordu. Belli ki ağzından kötü bir söz çıkmasın istiyordu. Sonunda dayanamamış olacak ki bir ara lavaboya gitti, uzunca bir süre gelmedi. Hani yemeklerimi bitirip çay faslığına geçmiştim de oradan kestirebiliyorum vakti. Bergamot aromalı taze çayımdan birkaç yudum daha içmiştim ki kızcağız gelip sakince yerine oturdu. Yemeklerini pek bir keyifsiz yiyorlardı sanki. Delikanlı yine meselelerden dem vuruyor olmalı diye düşündüm. Zira kızcağız yine ağzını bir eliyle kapatıyordu. Derken, kelimeyi burada anmak istemezdim ama kızcağız masaya üstüne başına istifra etmesin mi? Mesele sushi diye bağırmasın mı? Ah yazık dedim içimden. Sizin yerinizde olsam, en sevdiğim insanlarla en sevdiğim yemekleri yiyebileceğim bir restorana gitmeyi tercih ederdim. Dünya mutfağı lezzetlerini kendi kendime bir ara denerdim. Neyse, herhalde kızcağız tövbe istiğfar etmiştir. Bir daha çiğ balık, yosun yaprağı ve wasabi'yi bir arada tüketmeye diye geçirdim içimden. Bence mesele, insanların adını telaffuz ederken bile zorlandığı sushi ve benzeri yiyecekleri tadabileceği, dünya mutfağından ürünlerin ağırlıkla servis edildiği bir restoranda, arabesk de denemeyecek, türler ötesi, gülme ve ağlama hissini aynı anda oluşturabilen müziklerin servis edilmesi de olabilir bu arada. Annelerin Oksijen ihtiyacı. Geçen gün kızım, anne benim ağaçlara ihtiyacım yok, ben nefesimi senden alıyorum, dedi. Ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. Tabii. Hepimiz gururumuz okşayan cümleleri severiz. Ama sonra düşündüm. Bu cümleyle çocuğum bana ne söylemeye çalışıyor? Ardından kızım yeterince açtı ifadelerini. Benim için ağaçlar olmasa da olur. Sen benim oksijen kaynağımsın. Sen benim yanımda ol yeter. Seni çok seviyorum anneciğim. 8 yaşında daha. Yani kendisine göre 8. Bana sorarsanız yedi buçuk. Ama o buçukları sevmiyor. Hangi anne sevmez ki 8 yaşındaki çocuğundan böyle bir söz duymayı? Sayıyı yukarı yuvarlamayı seçtim. Onun beyanını esas almayı hep severim. Sevip de bırakmamak lazım sözlerin peşini. İlk etapta son derece edebi geldi kızımın cümleleri bana. Pek de tehlikeli görünmedi. Tersine benlik ve annelik duygularımı şahlandırdığını ifade etmeliyim. Sonra düşündüm de bir çocuğun annesine bağlılığını mı, bağımlılığını mı anlatıyor bu cümle? Hemen internetten bağımlı çocuklar yetiştirmeyin diye bas bas bağıran yazılar okudum. Bebekken yürümeye heveslenen yavrumuza aman dur düşersin dersek bağımlılığı alıştırıyormuşuz mesela. Tabii öyle ya, herkes düşe kalka öğrenmez mi ayakta durmayı? Çocuğumuz evden çıkarken ona ayakkabılarının bağcıklarını bağlamayı öğretmektense her gün biz bağlıyorsak yine aynı kapıya çıkıyormuş yaptıklarımız. Öyle ya, Ayakkabılarının bağcıklarını bağlayamayan çocuk nasıl ayakta kalsın? Ama benim kızımın söyledikleri tam olarak böylesi bir karşılığı olan ifadeler değildi zannımca. Zira yürümeyi öğrendiği yaşıtlarına göre pek erken aylarda. Bağcıklarla arası da fena değil. Peki söylemek istediği neydi? Hemen bir uzmana danıştım. Yani arkadaşıma. Aman dert etme sen dedi. Biraz daha büyüsün, mesela on buçuk olsun yaşı, sen o zaman gör onların ekmek hava su kaynaklarını. Odalarına kapılarını çalıp girmeni bile istemezler. Sen varken yanlarında nefes alamaz olurlar rahatça. Bu sözler teselli etmeli mi beni, doğrusu bilemedim. Kızım, oksijen kaynağı olarak beni işaret edince, hem de ağaçları öteleyerek hemen bir cevap vermiştim. Ah yavrum benim, teşekkür ederim ama ağaçlar da olsun, hepimizin oksijen kaynağı değil mi? Böyle sözler sarf ettim. Sonra eşime seslendim. Zaten yanımızdaydı. Duymuştu bütün konuşmaları. Bak kızım bana neler söylüyor. Daha yedi buçuk yaşında. Sekiz. Evet sekiz yaşında. Nasıl da cümleler kuruyor. İtiraf edeyim eşim de etkilenmişti bizim diyalogumuzdan. Bu yaşta ne güzel konuşuyorsun kızım. Daha ben bile kuramıyorum annene böyle cümleleri dedi. Bu itiraf yerindeydi itiraf etmeliyim. Bağımlılık teorisine göre Zannımca doğru davranmış ve yavrumuza ''Aferin, sen çok güzel konuşuyorsun.'' demiş, onu desteklemiş olduk. Belki de duygu ve düşüncelerini her zaman rahatça ifade edebileceği bir ortamı kurduk. Özgüveni gelişen, bağımlı olmayan çocuk yetiştirme konusunda bir adım atmış olduk. Neyse, ebeveyn gururunu bir yana bırakmalı. Ben suyun öte yakasındayım şimdi. Çocuğumu yetiştirmeye çalışırken ona ekmek hava su olmaya çalıştım her anne gibi. Acıkınca doyurdum susayınca su buldum. O daha ağlamadan eyvah ağlayacak ne yapmalı diye çırpınıp durdum. Bu emeklerimin karşılığını da kızımın sevgisiyle aldığımı düşünüyorum. Hem de edebiyat yüklü sevgisiyle. Şimdi yine düşünüyorum da benim oksijen ihtiyacım ne olacak? Bağımlı çocuklar yetiştirilirken sarkacın bir ucunda çocuklar örseleniyor, kendilerine yetemiyor, adeta kötürümleşiyor ve kimlik bulmakta zorlanıyorlar ya sarkacın diğer ucu? O uçta da neler olup bittiğine bakmak gerekmez mi? Çocuğunun bütün ihtiyaçlarına yetişmeye çalışan anneler, kendi ihtiyaçlarını hep öteleyerek bir süre sonra nefessiz kalıyor olabilir mi? Üniversiteye giden oğlunun ayakkabılarının bağcıklarını bağlayan anneler tanıyorum. Çok da mutlu görünüyorlar bir işe yaradıkları için. Ama çocuğumuzun da olsa hep başkasının işlerine yaramak, bir süre sonra bize kendimizi işe yaramaz hissettiriyor olmasın. Bir çocuk annesine ekmeğe, suya, havaya olan ihtiyacından daha çok ihtiyaç duyabilir. Peki anneler onlara ekmek, su, hava olurken kendi oksijenlerini nereden alırlar? Çocuğumuza olan sevgimiz, anneliğin büyüsü sürekli bir yenilenme kaynağı bizler için. Bunu cepte bir kabul edelim. Ama Çocuğumuz ergenlik döneminde sana o kadar da ihtiyacım yok edasıyla soluk alıp vermeye başladığında biz de soluk alıp verebilelim. Ya da yurt dışına eğitim almaya gidip ayakkabı bağcıklarını kendisi bağladığında kendimizi yine de ayakta bulabilelim. Bunun için bizim de oksijen kaynaklarına ihtiyacımız var. Bu kaynaklar herkese göre farklılık gösterse de özünde kendimiz için oksijen kaynağı olarak görebileceğimiz uğraşlarımızdır diyelim. Seçtiğim kelimelere bakılırsa, oksijen açısından zengin bir yazı oldu galiba. Şöyle derin bir nefes daha alayım, iki satırcık karalayayım. Ben de nefesimi kelimelerden alıyor olabilirim. Ne yapayım? Oksijensiz de yaşanmıyor ki. Yoruluncaya kadar sevmek İnsan yorgun olmaktan da yorulur mu? Cevabı evet gibi geliyor bana. Nasıl olur? Nasıl olur acaba yorgun olmaktan yorulmak? Her şey yolunda gittiğinde bir yorulup bir dinlenir insan. Neden her şey yolunda gittiğinde dedim? Çünkü normal şartlarda insanın yorulduktan sonra dinlenmesi, dinlendikten sonra yorulması gerekir. Bazen sürekli dinlenme halinde olmak iyi fikir gibi gelir ama öyle değil aslında. Örneğin İnsanın sürekli boş durması veya dinlenme amacıyla sürekli uyuması en büyük yorgunluk kaynağıdır. O yüzden boş boş duruyorsak ya da boşa uyuyorsak her şey yolunda gitmiyordur. Bu şıkkı elediğimizde sürekli çalışmak, özellikle de aynı tempoda çalışmak kalıyor geriye. Bu da her şeyin yolunda gitmediği anlamına gelir. Zira aynı tempoda çalışan insanlar dinlenmek için yeterince enerji harcamayanlar dikkatleri dağıldığı için Genelde kazalara sebebiyet verir. Bu kazalar bazen insanı ebedi istirahatgaha sevk edecek kadar önemli de olabilir. Çalışmak, yorulmak güzel ama hayatta kalmaya yetecek kadar istirahat de gereklidir. Başta sorduğumuz sorumuza dönersek, insan bazen kendisini yorgun olmaktan yorgun halde buluveriyor. Bu hal, dinlenmek için yeterince enerji harcamadığımızı düşündürüyor. Dinlenmek yatıp uzanmakla veya boş durmak olarak adlandırdığımız eylemlerle mi mümkün olur? Aslında öyle değil. Dinlenmek galiba yorulduğumuzu hissettiğimizde sevdiğimiz eylemlere yönelmemizle mümkün olabiliyor. Bu durumda bir işi bitirince diğerine koyulmak da dinlendirici olabilir ya da halden hale geçmek dinlendiricidir diye düşünülebilir. Geçen gün akşam vakti yorgun olmaktan yorgun hissediyordum kendimi. O gün iş yerinden çıkmış, çocukların birini okuldan diğerini kreşinden vaktinde alabilmek için trafikte arabaların arasında hızla sıvışmıştım. Birine yetişmiş, diğerini okulunda epeyce bekletmiştim. Kendi çantama ilave birinin okul çantasını, diğerinin kreş çantasını sırtlanmış, evime gelmiştim. Kapıdan içeri girer girmez, üstlerindekini rastgele fırlatan çocuklarımdan yardım istemiş, hadi bakalım fırlattıklarınızı toplayıverin demiştim. Hiç duymadılar tabii ya da duyabilecekleri kadar oyalanmadılar yanımda. Koşturmaya başladılar evde dört bir yanda. İş başa düştü deyip halının üzerindeki ayakkabılara ayakkabılar dizmiş, çantaları da holde sağa sola iliştirmiştim. Aç aç durulmuyor evde tabii. E çocuklar da çok yemek seçiyor. Onlar koşuştururken gönüllerine göre yemeklerini pişirdim. Yemek yenince bulaşıklar da birikiyor, yıkanması gerekiyor. Yıkayıverdim. verdim. Kızım akşam yemeğinden sonra ellerini yıkadığı için buzdolabının kapağında asılı duran Eller yıkandığı tablosundaki bir eli daha boyamamı istedi. Elim sudan çıkmıyor kızım oraya bir su damlacığı koysam olur mu dedim. Güldü ve Ben boyarım anne diyerek aldı eline kalemi. Sağ olsun arada bana böyle özellikle kendi işlerinde yardımcı oluyor. Kızımın evde ellerini yıkadığı zamanları tablosuna gün boyu işlemiştim. Sabah uyandığında, yemeklerden önce ve sonra, yatmadan önce hep bir el boyamamız gerekiyor. El yıkamak bir iş, el yıkandı tablosu boyamak da öteki iş. Neyse uzatmayayım, daha bunun gibi irili ufaklı pek çok işi hallettim. Akşam saat 10'u vurmuş, 10.30'u aşmış, 11'e doğru evriliyordu. Azıcık koltuğa uzanıp dinleneyim istedim. 5 yaşındaki oğlum geldi yanıma. ''Anne, hadi arabalarımla oynayalım.'' Dedim. Oğlum yorgunum dedim. Ne de olsa beni ancak çocuklarım anlar belki diye düşündüm. 30 saniye kadar ses etmedi. Sonra başucuma gelip Anne hadi arabaları garaja park etme oynayalım dedi. Çok yorgunum yavrucuğum sonra dedim. İki dakika kadar kendi halinde oynadı. Arabalarını kolumda sırtımda gezdirmeci oyunu bitince Anne yorgunluğun bittiyse oynayalım dedi. İşte beni benden alan ifade Yorgunluğun bittiyse, yorgunluktan yorulmuşu bırakıp dinlenmek için çalışmaya başladım. En güzel dinlence evlatlarım. Oğlumu kucağıma alıp yanaklarından öptüm, saçlarını okşadım, sonra onu gıdıklamaya başladım. Bir, üç, beş derken, anne gıdıktan yoruldum, dedi. Bu cümleyi oğlumdan da duyduğuma sevindim. Galiba beni anlamaya başladı diye düşünmüştüm ki, hadi arabaları yarıştıralım diye ekledim. Yarış fikri yorgunluğunu alıyor insanın. Bunu oğlum da biliyor galiba. Hadi dedim yarıştıralım. İşte böyle. Gün içinde çok yorulduğum oluyor ama en dinlendirici yorgunluğu çocuklarımla geçirdiğim zamanlara borçluyum. Hayat bir yorgunluk, bir dinlence şeklinde akıyor. Ben hayata dair düşünmeyi bırakıp çocuklarımı sevmekten yorulmayı istiyorum. Sonra yeniden yorulana kadar sevmeyi Güzel bizim kalsın. İnsan doğuştan güzel olana meyilli yaratılmış zannımca. Güzel bir çiçek, güzel bir manzara, güzel bir gün batımı, güzel bir otomobil. Otomobile nereden geldik? Doğada. Kızılca hamamın çam kokulu ağaçlarının arasında koşup oynasınlar diye hafta sonu çocukları alıp pikniğe gittik. Otomobil daha yolun kıvrımlarını inerken çocuklar, ne kadar büyük bu ağaçlar anne?" diyerek doğaya dikkat kesilmeye başladılar. Yolculuk boyunca küçük pencerelerden gördükleri muazzam görüntüler bile onları büyülemişti. Piknik yerine vardığımızda ahşaptan yapılma masanın üzerine evden getirdiğim çiçek desenli masa örtüsünü şöyle bir güzel serdim. Piknik yerlerinde bu masa türünün betondan yapılma olanı da var. Ama ne yalan söyleyeyim, onların üzerine örtü sermek hiç hoşuma gitmez. Örtü kapatmıyor sanki betonun soğukluğunu. Ahşap masaya serdiğim kumaş masa örtümün üzerine bir güzel döşedim evden getirdiğim yiyecekleri. Bir yandan semavere su doldurdum yavaş yavaş ısınsın diye. Bir başkadır açık havada odun ateşinde demlenen çayın keyfi. Mangalın dumanında çocuklar boğulmasın diye masadan biraz uzakta yaktık kömürleri. Çocuklar küçük odunları toplama işine bayıldılar mangal yakım öncesi. Odun parçacıkları toplamada yarıştıkları gibi çeşmeden su taşımada da yarıştılar. Bir ara oğlum Alp'in sesini duyduk. Adımlarını sıklaştırırken bir yandan da ''Baba, baba!'' diye bağırıyordu. Kızım Sıla, ondan büyük olmasına rağmen Alp'e yetişmek için arkasından koşuyordu. Meğer Alp, elindeki küçük su bardağına çeşmeden su doldurmaya giderken patikadan uzaklaşıp ağaçların arasına dalmış. Çeşmeye doğru tekrar patikaya dönerken de görkemli bir ağacın dibinde yavru bir kuş görmüş. Kuşu gökte değil de yerde bulunca sevmek için yaklaşmış yanına. Kuş kaçacağı yerde hiç kımıldamamış bile. Alp hemen ablasına seslenmiş. Ablası kuşun ve bir zamanlar kuş kadar bu anne ya! dediği kardeşinin yanına varınca hemen bir teşhis koymuş. Ölmemiş, yaşıyor ama çok hasta. Oğlum yüksek sesle konuşmasını sürdürüyordu yanımıza geldiği halde. Baba kuş ölmemiş, yaşıyor ama çok hasta. Onu hastaneye götürelim. Oğlum kuşlar hastaneye muayeneye götürülmez, veterinere götürülür diye uzun uzun cevap vermeye çalışıyordu eşim. Onun cevabını aldırmayıp hadi baba muayene et diyerek kolundan çekiştiriyordu ikisi de. En sonunda kuşu muayeneye ikna ettiler babalarını. Ne de olsa bir doktor insanı muayene ettikten sonra kuşların halinden haydi haydi anlardı. Eşim arabadan ilk yardım çantasını aldı önce. Kuşun kırık kanadını sardılar hep birlikte. Ardından minik avuçlarıyla su verdiler yaralı kuşa. İnsan çocuk doğasını hep korusa dedim içimden, biraz da o sıralarda manzarayı dışarıdan seyreden biri olduğumdan. Hep yaraları sarsa, yara açmasa mesela. Hastanın dinlenmeye ihtiyacı var, hadi yemeğe gelin diye seslendim onlara uzaktan. Kuşu yalnız bırakmaya pek istekli olmasalar da geldiler sofraya. Sofradan kalkar kalkmaz da hastaya refakatçilikleri devam etti. Güzel günün ardından toplanma vakti gelmişti. Boşalan tabak çanağı topladım önce. Piknik sepetine özenle yerleştirdim. Eşim hava kararmadan çıkalım dediğinden acele etmeye başladım. Hadi çocuklar kömürü çok iyi söndürmeliyiz diyerek seslendim. Geldiğimizde su taşımak için yarıştıklarından bol su isteyen bu eyleme de karışacaklarını hesap etmiştim. Ama gelişteki hesap dönüşe uymadı. Aman anne sen taşı suyu biz çok yorulduk diyerek itiraz etmeye başladılar. Hiç değilse etrafa savurdukları çöpleri ve özellikle bazı plastikleri toplamaları için onları ikna etmenin yolunu bulmalıyım diye düşündüm. Ne de olsa doğanın doğasını bozmak ailemizin doğasına aykırıydı. Hem çocuklar da kendi üzerlerine düşeni yapmayı öğrenmeliydi. Oğlum, sen yaralı kuşu çok mu sevdin diye sordum. Evet anne, onu eve götürelim diye cevap verdi. Eve götürürsek onu kendi doğasından koparmış oluruz. Ama daha da önemlisi, savurduğumuz plastikleri toplamazsak, kuşun kanadını sarmamız da işe yaramaz dedim. Kızım hemen dikkat kesilmişti meseleye. Neden anne? Kuşun sargılarının plastiklerle ne ilgisi var? Plastiğin yakın tarihine şimdi girmeyeyim. Ama çocuklarıma plastik maddelerin doğada uzun süre erimediğini ve tabiatı kirlettiğini uygun bir dille söyleyiverdim. Onca söz kalabalığı arasında onları harekete geçiren şey, Yaralı kuşun ayaklarının plastiklere takılıp uçamama ihtimali oldu. Olsun. Bu ihtimal de o gün işimizi gördü. Her şeyin her şeyle her şekilde ilişki içinde olabileceğini çocuklarıma anlatmak kolay olmadı. Evimize dönerken çocuklarıma tek tek teşekkür ettim. Güzel bulduğumuz bu piknik alanını yine güzel bulacak diğer çocuklara bırakmış olduk dedim ve ekledim. Hem sonra bu vatan bizim, her karış toprağı da bizim. Ona çok değer verdiğimizi sadece sözle ifade etmemiz yeterli değil. Hepimiz vatanımızı korumak ve güzelleştirmek için çaba göstermeliyiz. Ben konuşurken çocukların baş hareketleriyle sözlerimi onaylıyorlardı. Daha da diyeceklerim vardı ki kızım söze son noktayı koydu. Vatanımız çok güzel anne. Güzel bizim kalsın. Çayın hatırı yok mu? Ah o eski günler demeyi pek tercih etmem. O günler eskimiş olsa bugünüme gelmez. Yani içinde olduğum zaman dilimine sızıp dünü bugünüme demez. O halde eski günlerden bahsettiğimde eskimemiş günlerden bahsediyorum demektir. Evet, kıyısından köşesinden örselenmiş, zamanın öğütücülüğünden nasibini almış olabilir o günler. Ama geliyor ve bugünüm oluyor ya işte. Geçen gün eski iş yerimdeki eskimeyen arkadaşlarımı ziyarete gittim. Laf lafı açtı, çaylar, kahveler yudumlandı, çikolata kokusu etrafı sardı. Derken eskimeyen günler arada anıldı. Ayrılma vakti yaklaştı. Sarılıp vedalaşıyordum ki sağ olsunlar bana tekrar bekleriz dediler. Zaten vefasız olmadığımı ima ettiler. Eh tabi dedim ne de olsa bir çayın yirmi yıl hatırı vardır. Kahkahalar durulunca sordular. Neden 20 yıl? Kahvenin 40 yılı hatırı varsa, bir 20 yılda çayın hatır olmalı diye düşündüm. Duyduğuma göre yıllar yıllar önce kahve pek bir ender gelirmiş çarşı pazara. Ender olduğundan fiyatı yüksekmiş. Fiyatı yüksek olduğundan her eve giremezmiş. Kahve bulunan evdeyse ancak ziyarete gelen hatırı sayılır misafire kahve ikram edilirmiş. Kahveyi içen ev sahibinin cömertliği ve konukseverliğinin karşısında aradan 40 yıl da geçse kahvenin hatırını korumaya kendini memur hissedermiş. Birleşmiş Milletler Örgütü, Türk kahve kültürünü somut olmayan kültürel miras listesine katmış. Yani UNESCO bile kahvenin hatırını saymış. Peki ya Türk çay kültürü? Düşündüğümde daha çok çay tüketildiğini tahmin ettiğim mekanların genel adı da kahvehane güzel ülkende. Çayhane adıysa pek yürürlükte değil daha çok sözlüklerde geçmekte. Kahvenin bu yaygın hatırı söz konusu olunca gariba mevzu çok derinlerdi. Çocukluğumdan beri merak ederim. Çayın hatırı neden yok diye. Şimdi sorumu değiştirdim. Çayın hatırı yok mu? Mesela ben çayı kahveden daha çok içerim. Kahve evde ender bulunduğundan değil. Çokça bulunsa da kahveye ender içerim. Sonra şöyle bir düşünüyorum da evime iş yerime gelen misafirime çay da kahve de teklif ederim. Çayı tercih edip kahve içmeyenle hatır gönül ilişkim yok mu şimdi? Olmaz mı canım dediğini duyar gibiyim. Hani demiş ya şair, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Aslında çay kahve içme faslı hep bahane. Bence hatırı sayılan çay veya kahve değil, çay kahvenin beraberinde getirdiği muhabbet olmalı özünde. Mevzunun bu kısmı tamam ama sorum hala soru olma hüviyetini korumakta. Çayın hatırı yok mu kültüründe? Cevap aramaya devam edelim. Güzel yurdumda çay, kahve gibi sosyal mekanlarda tüketime açık olsa da aslında daha çok aile yaşantımızın ayrılmaz bir parçası gibi. Kahvaltıyı çaysız yapan kaç aile vardır ülkemizde? Gündüz vakti konu komşu ağırlarken önce çayı teklif etmeyen var mıdır? Akşam evde, misafirlikte önce çay ikram etmeyen ev sahibi var mıdır kahve sonradan gelse de? Düşündüğümde yurdumun güzel insanlarınca, ince belli cam bardakta sırcacık ikram edilen çay, belki de daha çok aile sıcaklığında tüketilmekte. Çayın aile hayatımıza esprili göndermeleri olan hikayesi bile var. Duymuşsunuzdur ya, yine de özetleyeyim. vereyim. Çaydanlığın alt demliği, kayınvalideye benzetilir. Sürekli kaynar durur ama çay da kıvamını bu alt demlik sayesinde bulur. Üstteki küçük demlik gelindir. Alttaki kaynayan suyun hararetiyle o da olgunlaşır, demini alır. Çay yudumlanan bardak gelinin eşidir. Onu biraz hanımı, biraz da annesi doldurur. Ancak doldururken demin de suyun da ayarı kaçmamalıdır. Yoksa çayın tadı bozulur. Çocuklar çayın şekeridir. Çaya lezzetin onlar verir. Görümce ise çay kaşığı gibidir. Arada sırada uğrar, çayı karıştırıp kenara çekil verir. Kayınpedere yer kalmadı diye düşünmeyin. O da bardağı tutan çay tabağıdır. Aileyi bir arada tutu verir. Ah o eski günler, sözünden nerelere geldik bugüne. Bugün de güne çayla başladım, çayla devam ediyorum ve sanırım akşamda çay içeceğim. Düşündüm de sadece evi değil, iş yerini de, sosyal ortamları da çoğu zaman sıcacık yapan çayın hatırı 20 yılla sınırlanmamalı. Sayıların hatırı olsa da, hatırdan bahsedince sayıları bir kenara bırakmalı. Ailemizle, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle içilen çayın hatırı 40 yılı aşar. Galiba çayın hatırı ömrün sonuna kadar sayılmalı. Bereket açık kapıdan girer mi? Eve arada sırada temizliğe gelen Ayşe Hanım pek bir mahir. Hoş sohbet de biri. Başka bir eve de temizliğe gidiyor. Pek işime gelmiyor doğrusu bu. Ne zaman arasam meşgul. Gidip geldikçe evleri de kıyaslıyor. Geçen gün evin dış kapısını ardına kadar açmış. Öyle temizliyordu koridoru. Aman Ayşe Hanım ne yaptın? Hırsız mırsız girer içeri dedim. Endişelendim. Aman ne hırsızı. Bırak bereket girsin eve dedi. Ne bereketi dedim? Açık kapı bereketi dedi. Meğer evine yardıma gittiği diğer hanım kapısını gün içinde ardına kadar açık bırakırmış bir zaman, uzunca bir zaman. Böylece bereketi kapıdan çevirmemiş olurmuş. Benim pek aklıma yatmadı. Çocukluğumun bir kısmı köyümüzde geçti. Nereden daldım bu konuya şimdi? Heh, sahi açık kapıdan. Çocukluğumda. Köyümüzde dış kapılarda dışarıdan kilit görmediğimi hatırladım. Ahşap kapıların sadece içeriden kilitlenebileceği yine ahşaptan kakma türü kilitleri vardı. Ona da bir tekme vursan kırmak mümkündü hani ama kim tekme vuracak? Akrabayı taallukat mı? İçeriden olan kilidi de büyüklerimin kullandığını pek görmedim. Belki onların işlevi sadece belli oranda evin mahremiyetini sağlamaktı. Hatırladığım kadarıyla Gündüz bütün evlerin kapıları ardına kadar açık olurdu. Kapıya gelen selamun aleyküm der haneye dalardı. Kimse yoksa gam da yoktu. Gelen kimse yeni çalkanmış toprak yayıktan namı diğer turhandan helkeye aktarılmış ayran varsa maşrapayı daldırır, kanıncaya kadar içer, yoluna devam ederdi. Muhtemelen ayranın bereketini de evde bırakırdı. Buradan bakınca açık kapıdan bereketle girermiş gibi geliyor. En azından eskiden. Gençliğimin bir kısmı kasabada geçti. Kasabada yaşarken gündüz gözüne kapılarımızı ardına kadar açmamayı öğrendik. Gelenleri kapı gözünden kontrol etmek de ilk öğrendiğimiz şeyler arasındaydı. Ama hatırlıyorum da komşuluk ilişkilerimiz köy sıcaklığına yakındı. Kapıya gelen kimse çevrilmezdi mesela. Aslında İlk söylemem gereken kapıya gelenlerin olmasıydı. O gün Allah ne verdiyse ikram edilirdi. Genelde sofra hazırlanırdı. Lamicimi yok, çay kahve zaten içilirdi. Turhan'da çalkalanmış ayranı gönül arzu ederdi de biz de bulamıyorduk artık ne yazık ki. Şimdi büyük şehirde büyük bir sitede yaşıyorum. Sitemizde dört bir yanda kameralar var. Nizamiyeden başka giriş yeri yok. İki güvenlik görevlisi gelenleri karşılar. Karşılamaları beğeniliyor mu bilmiyorum ama bu tür gelişmeleri çok iyi karşılayanlar var. Tabii ki güvenlik ve merasim açısından. Bereket ki dairelerimizin kapılarında da 3-5 kilitleme sistemi var. Gelen komşuları sağmak için demeyeceğim. Zaten gelen komşu yok ya da komşu yok ki gelsin. Neden komşu yok sorusunun cevabı başka bahara kalsın. Ama şimdilik güven kelimesi de kapının anahtarı diyebilirim. Güvenlik sistemi o derece gelişti ki evlerimize kendi parmak izimizle girebiliyoruz. Öte yandan yani evimize kimsecikler girmesin diye şimdilerde aldığımız onca tedbire rağmen yine de pek çok kimse elini kolunu bile sallamadan kendi parmak iziyle evimize girebiliyor. Nasıl mı? Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla sanal olarak da olsa Sayfalarımıza koyduğumuz fotoğraf ve videolarla her anımızı ve anımızı herkesle paylaşabiliyoruz. Gün içinde ne yedik ne içtik, nerelerde arzu endam ettik herkes biliyor. Resimdeki sofralar da çok zengin. Allah bereket versin ne diyeyim? Ne diyelim? Kimse tadına bakamıyorsa yediklerimizin, tatsız, tuzsuz, açık sosyal sofra bereketi, üstelik kokusuz gibi bir şey olabilir adı. Evet uzun oldu. Neyse uzun etmeyeyim. Ayran doluyor kimi zaman sofralarda. Ne var ayranın teşhirinde? Şimdi ayranı bulamayan mı var? Herkesin evinde kiviler, avokadolar dediğini duyar gibi oluyorum. Katılmıyorum ama hadi onu da geçeyim. Hastaneye yatan yakınlarının fotoğraflarını koyanlar var sayfalarına. Üstü başı perişan vaziyette. Acile gidişini acele sosyal medyaya yetiştiren de var serumlar eşliğinde. Bereket ki cenaze fotoğraflarına şimdilik rastlamadım ama paylaşanlar vardır belki de. Kendimce bir mahremiyeti olması gerektiğini düşündüğüm hallerimizin teşhirinde bir sorun görünmemesi esaslı bir sorun gibi göründü bana. Güvenin bunca elden gidişi sonrası gelen bu özgüven denesi. Düşündüm de sorun kapının iç kilidinde galiba. İçimizdeki kilit sisteminde de diyebiliriz. İçeriden ve dışarıdan 3-5 ayrı kilidi olan kapılarımızdan şimdilerde bereket girer mi bilemiyorum ama çocukluğumu hatırladığımda sadece içeriden kilitlenebilen, dışarıda kilidi olmayan kapının bana fısıldadığı şu. Eskiden içeride mahremiyet vardı, dışarıda da güven. Akıllı Taş. Geçen gün annem Telefon geldi doktordan, randevumuzu unutmuşuz, hadi bir çıkalım, hem biraz hava alırız dedi. Pek bir sevindim. Yolda yürürken yağmur çiselemeye başladı. Güneş nereye gitti göremedim. Kendimi atı vermişim yere, derin derin içime çektim kokusunu toprağın. Toprağı avuçladıkça daha bir kıvamlı geldi kokular burnuma, mis gibi. Annem tutup çekti kolumdan. O kadar hevesli olma oğlum, nasılsa gireceğiz toprağa deyip kaldırdı beni zorla. O zaman da kokuyu alacak mıyım? Ya da toprak benim kokumu mu almaya başlayacak o zaman? Anneme soramadım. Karşıdan bir teyze geliyordu. Neydi adı şimdi unuttum. Ne önemi var? Hiç sevmem onu. Gözü kusur bağışlamaz, gönlü küsurda. Ah komşum ah dedi. Dertli bir saz gibiydi kulaklarıma çalınan sesi. Ağlama ölü için, ağla deli için diye boşuna dememiş atalarımız. Üstü başı çamur içinde çocukcağızın. Hem elindeki telefon da ıslanmış. Aman Halime Hanım, o nasıl söz öyle diye sitem etti annem. Hatırladım, Halime idadı. Hiç halden anlamaz ya neyse. Çok üzülürdü annem bana söylenenlere. O gün de üzüldü. Ne gereği varsa. Ne demekmiş? Ölünün acısı zamanla küllenirmiş de, delininki bakiymiş. Kim bakayım bu baki? Hüvel baki. Atasözlerin de hiç arkası kesilmemiş. Namımız yürümüş yıllarca. Çocukla çocuk ol, deliyle deli olma demişler mesela. Nedendir bilmem bu ayrıştırma. E, çocuk biraz deli, deli biraz çocuk değil mi? Sonra birine kırk gün deli dersen deli olurmuş. Yok daha neler. Kırk gün akıllı deseler ya bana da o kadar kolaysa. Geçenlerde aile meclisinde konuşulurken duyduğum çok uykusuz kalan insan da deli gibi davranırmış. Ne yaptığını bilmez, makul kararlar alamazmış. Günlerce uyudum bu yüzden. Uyuya uyuya büyür belki aklım. Yine de olmadı. Önceki gün mahalleye çevik olan kuvvetten gönderdiklerine göre. Mahallenin delisi diye bağırıyordu bana onca akıllı, ellerinde akıllı telefonlarla fotoğraflarımı çekiyorlardı. Taş atayım da izi kalsın akıllarında dedim. Taş bulamayınca kaldırım taşlarına dayandım. Bir iki uğraşınca sökülü verdiler. Belediye bu, polis göndermiş işte etraftan bir iki dükkan camı kırılınca. Kırk akıllı tutamadı beni hırslanınca. Siz hiç mahallenin akıllısı dendiğini duydunuz mu birisine? Velev ki o mahallenin en akıllısı olsun, kimse akıllıları eliyle işaret ederek göstermez. Kimse de eliyle işaret edilerek gösterilmek istemez. Velev ki deli olsun. İyi tarafını da görmedim diyemem gerçi namımın. Mahalleyi slogana boğmama rağmen polis beni sürükleyip götürmedi. O gün en sert müdahaleleri aman sen de deli işte demek oldu. Son günlerde mahallede değil evde de herkes bir akıllı telefondur tutturmuş gidiyor. Elinde akıllı telefon olanı herkes işaret ediyor. Sırf insanoğlu değil demek ki akıl sahibi. Bu nasıl bir şeyse hoş sohbet bırakmadı yalnız evde. Babam iş dönüşü hal hatır sorardı önceden bana gözlerime baka baka. Sırtımı sıvazlardı sonra. E şimdi fotoğraflarımı çekiyor sık sık. Halimin iyi olduğunu bildiriyormuş konu komşuya. E daha doğrusu cümle aleme. Hiç bu kadar fotoğraflanmamıştım. Ne bileyim, geçen gün toprak kokusuna yere uzandığımda çekmedi mesela annem fotoğrafımı. Oysa o benim en doğal halim. Akıllı dedikleri telefon sadece akıllı bulunan şeyleri çekiyor galiba. Neyse. Neydi baki kalan bu kubbede? Özçekimler değil herhalde. Belki özümüzden çekilenler. Ya da neyse. Telefonunu evde unutmuş geçenlerde babam. Evde unuttuğunu da unutunca aklını kaybetmiş iş yerinde, öyle dedi. Doktordan gelirken bahçedeki kuyuya fırlatmıştım onu. Doktor bana akıllı desin diye ne hevesle yanıma almıştım telefonu oysa. Ararken deli oldular. Ben de aradım onlarla daha iyi anlaştık. Ne demişler? Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı... Akıllı olsalar uğraşmazlar ama sen de. Her söz ataların sözü değil demek ki. Her ata da söz sahibi değil veya. İşte böyle. İstedim ki kuyuda benim de bir taşım olsun. Beni okuyun lütfen. Böyle bir başlığı görsem, ben de hemen okumaya başlardım. Teşekkür ederim ilgin için. Lütfen kelimesine olan hassasiyetimi anlatacaktım. Aslında bu senin de hassasiyetin. Hem nazik hem hassas bir toplum yapısı içinde büyütüldüğümüzü düşünüyorum. Evet, senin de ve diğerlerinin. Lütfen bana yardım edin. Lütfen Allah rızası için şu resme bir iki saniye bakın da şu banka hesabına para gönderin türünden içeriklerle sosyal medyada her gün bilmem kaç kere karşılaşan bizlerin. İngilizler, nereden daldım başka milletlere böyle birden bilmiyorum, lütfen anlamında kullanılan please kelimesini her zaman cümlenin sonunda kullanırlar. Daha doğrusu, nazik olmak istedikleri zaman. İngiliz asaletine gönderme mi yapacaksın diye sitemkar veya belki de kıskanç duygulara gömülmeyin. Ben asaleti severim ama sadece İngilizlerde değil. İsteyecekleri şeyler her neyse önce onu ifade eder, ardından please derler. Biz Türklerin İngilizceyi ne kadar iyi öğrense de istek cümlelerine genelde please sözüyle başlamalarına ise pek bir anlam veremezler ya da daha nazik ifadesiyle gücenirler. Halbuki onlar bizlerin bireysel, toplumsal hassasiyetlerine vakıf olsalar, Türkçe hissedip İngilizce konuşmanın zorluklarını anlayabilirler elbette. Ama ben bu durumda hissiyatımızın her zaman erdem taşımadığını anlatmak istiyorum. Ya da ne bileyim fazla duygusal olmanın da her zaman duygusal sonuçlar üretmediğini. Hemen her gün sosyal ağlarda ağa takılmış gibi sık sık karşımıza çıkan, lütfenle başlayan talepleri diyorum. Genelde ekranda bütün annelik, babalık, kardeşlik ve benzeri duygularımızı şahlandıran bir resim eşliğinde başlıyor lütfenler. Lütfen beni okuyun, acil. Lütfen şu numarayı arayın, Allah rızası için gibi. İnsan olmanın en ince hassasiyetlerini o gün o anda iliklerimize kadar hissettirecek bir resim oluyor seçilenler. Mesela yeni doğmuş bir bebeğin anomalilerini, anormalliklerini demek istedim, gösteren veya güya bir yangında bütün vücudu yanmış bir çocuk resmini bütün çıplaklığıyla göz önüne seren resimler. Mutlaka karşılaşmışsınızdır canım. Bazen bizlerin hassasiyetlerini sömürme çabası içinde olmadıklarını doğrulamak için telefon numarası bile veriyorlar ilanlarında. Nasıl, sen inanmıyor musun bu numaralara? diyenlerin sesi geliyor kulağıma. Ne diyordum? Numara. İnanın denedim. O telefon numaralarını çevirdim. Numara çevirmem artık tuşlamak var, hiç inandırıcı değilsin diyen ötekilerin sesi de çınladı kulağıma. Aslında tuşlamak da yok artık. Dokunmak kaldı geriye ya neyse. Aradığım numaralara ulaşılamıyordu her defasında ya da karşıdan cevap veren otomatik ses yok böyle bir numara diyordu bana. Numaraların dışında delillerin de var. Bu tür taleplerde kullanılan resimlere dikkat edin. Başka benzer taleplerde de defalarca kullanılmıştır fotoğrafçı değilim ama görüntünün bir fotoğraf çekimi olup olmadığını anlayabilirim. Bu resimler zaten çekilmiş fotoğraf değiller. Bir diğer tabirle kurgulama resimler. Yani kolajlar. İçinizden bazılarının ne kadar insafsızca bir yaklaşım dediği de doğar gibi oluyor içime. İçimden bir ses zorlamamı söyledi her defasında. Kendimi inanmaya zorlamamı. Hem ne kaybederdim? 3-5 kuruş. Ama zorla inanç olmuyor işte. Bu üç beşin üç beş kişi tarafından daha önemsenmemesi halinde, bazı üçü beşi geçmeyen kişilerin bir servet bile edinebileceğini düşündüm. Yine sesler geldi kulağıma. Kimileri, üçe beşe bakma diyor. Ne yapayım, matematiksiz de yaşanmıyor. Diyeceksiniz ki, ya doğruysa, bu tür reklamların bazıları gerçekse, Reklam ve gerçeklik çelişkili geldi bana ama o ihtimali de düşündüm. Ben diyeyim 300 milyonda 1, siz deyin 300 milyonda 2. Neden 300 milyon, belki de milyar demeliydim? İstatistik yapılmış bir konu değil. Matematiğim de hiçbir zaman iyi olmadı. Yine de 3'e 5'e bakmayı öğrendim. Bir gün iş yerinde yanıma bir bayan geldi. Bu tür reklamlara hep ılımlı cevaplar verilmiş. Bana şöyle bir soru sordu. Büyük insanlar demiş ki eğer biri sizden Allah rızası için şunu benim için yap diye rica ederse mutlaka yapmalıymışız değil mi? Her istediğini mi kastediyorsunuz dedim. Elbette dedi. Allah rızası için. Ben böyle bir büyük insan tanımıyorum ama Allah rızasını cümlenin sonunda zikrediyorsa en azından nazik olduğunu düşünebilirim. Amacım elbette Allah rızasının nerelerde aranabileceğini sizlere öğretmek değil icap ederim. Bununla birlikte sizlere çok acil, önemli bir mesajım var. Lütfen kelimesiyle başlayan içerikleri bana göndermeden önce bir kere daha düşünün lütfen. Allah rızası için. Makosen Az önce komşumu uğurladım. Köyünü çok özlemiştim. Hepimiz köyümüzü çok özleriz diye size de anlatmak istedim başından geçenleri. Nasıl da özlemişim köyümü hayatım bilemezsin. Gidip döndük ya iyi oldu diye söze başladı. Hayatım, şehir hayatına uygun bir kelime. Köyde insanlar birbirlerine pek hayatım demezler. Hayatı daha çok paylaşırlar aslında ama birbirlerine genelde ahretlik diye seslenirler. İyi oldu on yıl aradan sonra gitmemiz ama önümüzdeki bir on yıl daha gitmeyi düşünmüyorum diye devam etti. Neden diye sordum tabii. Dağ taşa gidiyoruz diye ciple gittik. Cibin her yanı çamur içinde döndük şehre. Utandım trafikte bütün insanlardan, dedi. Allah Allah, cip dediğin zaten dağ taşa sürmek içindir. Neden utandın ki, dedim. Öyle deme canım, ayakkabılarımdan da utandım, diye ekledi. Nasıl olur canım, sen her zaman titizsindir üstüne başına. Ayakkabılarından utanacağın dünyada aklıma gelmezdi, diye ben de ekledim. O söylediği ben söyledim şeklinde anlatmamak için en iyisi konuşmalarımızı özetleyeyim. Meğerse arabadan birinmiş, hakiki deri topuklu ayakkabılarıyla büyükçe bir hayvan tersine basmaz mı? Pislikler gitsin, hijyenik de olsun diye kolonyalı mendillerle her yanını silmiş ayakkabılarının. Görüntüsü biraz düzelse de kokusu kalmış her yanında. Aslında hakiki hayvan derisi, Özüne ters olmayan bir maddeyle buluşmuş ne var ki bunda dedim içimden. Sonra düşündüm ki deriyi seviyoruz ama tabakaneden çıkıp kokusu kalmayınca. Söylemeden edemeyeceğim. Islak mendillerle ayakkabı silmek de iyi bir fikir değil. Benim bildiğim alkollü madde deriyi çatlatır. Umarım ayakkabıları çatlamamıştır. Sadece o değil. Çocuklar da rahatsız olmuş köyden. Hele Eymen. Ufaklığı alıp yeni doğmuş kuzuların yanına götürmüşler. Komşum girmemiş ahıra, sevmezmiş otur mekanları. Eymen kucağına minik kuzu verilince ağlamaya başlamasın mı? Korkmuş olabilir daha küçük dedim. Ne korkması canım? Kokmuş kokmuş dedi. Çok pis kokuyormuş kuzu. E tabi ne bilsin çocuk, kokmak kuzunun fıtratında var. Anne, anne iğrenç diye bağırmış yol boyunca. Halbuki çok severmiş o çiftlikleri anlatan sevimli hayvanlarla dolu çizgi filmleri. Çizgi filmlerde koku yok ya ondandır dedim. Hiç böyle düşünmemiş. Tahmin etmiştim. Bol bol fotoğraf çektirmişler köyde. Hatıra kalsın diye. Hem çocuklar büyüdüğünde köy hayatını görmemiş olmasınlar istiyorlarmış. Tabii insan hiçbir şeyin görmemişi olmamalı dağda, bayırda, eşek naneleri, katır tırnakları arasında çekilmiş çokça fotoğraf vardı. Hayallerindeki gibi güllerle, lalelerle bezeli bulmamışlar ama etrafı. Bir de çocuklar pembe renkli, pamucak görünümlü deve dikenlerini koparmaya çalışınca hep ellerine batmış dikenler. Kara hindi bağları koparıp koparıp üflerken çok keyif almışlar ama. Ne yalan söyleyeyim, ben de çok severdim çocukken kara hindi bağları üflemeyi. Komşum bir de istek istemiş Kara Hindi bağları üflemeden önce. Bu biraz tuhaf geldi bana. E, ne bileyim, dilekler de uçu verip gidermiş gibi geldi tüyler tanecikler arasında. Biz direkt dilemezdik çocukken. Belki de Kara Hindi bağları üflerken tek isteğimiz Kara Hindi bağları üflemekti. Fotoğrafların bazılarını internet sayfasına da koyduğunu söyledi. Pek bir beğeni toplamışlar. Sayfasında Dallarının bir kısmı göğe uzanırken diğerleri yerlere değen kiraz ağaçlarının arasında çekilen bir fotoğraf vardı. Çocuklar hayatlarında ilk defa oturdukları yerden parmaklarını bile kıpırdatmadan kirazları ağızlarına alıp yutmayı tecrübe etmişler. Bu kolay lokma mest etmiş onları. Köyde karnını doyurmanın her zaman o kadar da kolay olmadığını armut piş ağzıma düşün bir latife olduğunu anlatmak istedim ama Komşum pek ilgilenmedi. Tekrar döndük fotoğraflarına. Hani şu ahırın bir de samanlığın önündeki fotoğraflarını koymamışsın sayfana dedim. Ne münasebet canım, komik olma dedi. Neden kızdığını anlamadım. Çok güzel gülmüşlerdi aslında o fotoğraflarda. Eğlenceli vakitler geçirmişler ipice. Kendisi öyle söyledi. Ama gidip döndüğüne de pişman olmuş. Aslında tam anlayamamıştım pişmanlığının nedenini gittiğine mi, döndüğüne mi diye sordum. Gittiğime dedi. Ayakkabılarının elden gittiğine üzülmüş. Ne de olsa fiyatı bazı insanların bir aylık maaşı kadarmış. Ama sen de bunun için mi canını sıkıyorsun? Bir dahaki gidişinde makosen giyersin daha uygun köy hayatına dedim. Makosen mi? diye sordu. Bilmiyormuş o markayı. Biliyorum, cızlavet deseydim hiç aldırmayacaktı. Evet ya dedim. Hatta köylülerden istersen onlar sana ödünç bile verirler, hiç acımazlar ayakkabılarına. Sonra ekledim. Makosenleri geçirirsin marka ayakkabılarının üzerine, köy özlemini öyle giderirsin. Herkesin Gürültüsü Geçen gün apartmanda alt katta oturan komşumla asansörde karşılaştım. Bir buçuk adım kadar geriye çekilip köşeyi tuttum. Amacım köşe kapmaca değildi. Ne zamandır içime dert olan cümleleri dışarı çıkarı verebileceğim bir yer açmaktı. Neye güvendim konuşmaya başlamak için bilmiyorum. Sanırım kahvenin hatırına dayandım. Ne de olsa bir kere içilmişti. Ne zamandır söylemek istiyordum. Sanırım çok gürültü geliyor sizin kata. Malum çocuklar, kusura bakmayın, türünden cümleler geveledim. Bir iki saniye kadar vakur duruşuyla karşımda dikildi. Zaten karşımda dikiliyordu, itiraf edeyim. Herkesin gürültüsü kendine yetiyor, dedi. Aynı nehirde iki defa yıkanmak mümkün değildir türünden bir hikmet ve kesinlik ifade ediyordu komşumun cümlesi. Ne diyeceğimi bilemedim. Çıkış katına geldiğimizden çıktık, yollarımız ayrıldı. Ama düşüncelerim onunkilerle birleşmişti bir kere. Herkesin gürültüsü kendine yetiyor. Bu cümle, kendisinden mahcubiyet duyduğum gürültünün bir benzerinin her evde yaşandığı dolayısıyla mahcubiyetimden hicap etmemem gerektiği gibi bir anlam taşımıyordu muhakkak. Peki ne gibi anlamları ihtiva ediyordu? Gürültünün gürültü olduğunun farkındaysak neden onunla yetiniyorduk bir defa? Kendimizin bir gürültüsünün olması başka seslere gürültü mü demeliydim? Kulak tıkamamızı mı icap ettiriyordu? Yoksa bu söz bir Karadeniz türküsündeki herkesin bir derdi var durur içerisinde gibi bir anlama gönderme mi yapıyordu? Herkesin bir derdi varsa başkalarının derdiyle dertlenmek de yok muydu? Herkesin bir derdi varsa neden içinde duruyordu? Yoksa herkes herkese herkes gibi mi görüyordu? Daha temel soruları daha sormamıştım. Gürültüyü sesten ayıran neydi? Mesela kimileri kimi müziklere gürültü derken kimi müzikleri de göklere çıkarıyordu. Yanlış anlamayın. Gök gürültüsü denmiyordu onlara. Belki göklerden gelen ses tabiri kullanılıyordu. Gürültü, ses, gökler. Nereden çıktım bu konulara? Asansörden. O gün asansörde müzik çalıyordu. O müzikler her gün asansörde çalıyordu. Yaklaşık yüz hane bir apartmandayız. Kime sordular asansördeki seçme müzikleri seçme işini bilmiyorum ama bana değil. Neyse, belki de o gün komşumu o müzikler ikna etmişti gürültünün yaygınlığına. Geçen gün geçmesine rağmen üzerinde konuşabildiğime göre aslında geçmemiş gün bir film repliğinde "Jön, artık insanların sorunu bir amaçlarının ya da ideallerinin olmaması değil, aslında çok amaçlarının olması türünden hikmetli sözler haykırıyordu. Hikmetin haykırabilir olmasından emin değilim. Daha çok fısıldanır gibi geldi ama duygu durumunu yükseltmek için bu kelimeyi seçtim sanırım. İnsanlar kelimesi yerine gençler de demiş olabilir. Ne önemi var? Her insan bir genç olmuştur geçmiş bir zamanda. Üzerinde düşünebildiğimize göre aslında geçmemiş bir zamanda. Neyse geçelim. Bence gençler yerine çocuklar da denebilir. İlkokula yeni başlayan kızıma hemen herkesin her yaşta sorduğu Büyünce ne olacaksın bakayım türünden sorular sorulduğunda uzun süre düşünüyor. E, burada yazabildiğime göre yeterince uzun da değil aslında. Sonra şöyle cevap veriyor. Öğretmen, ressam, doktor da olabilir. Sanatçı. Yani mutlaka sahnede olmam lazım. E, gitar ve piyano da çalacağım. Daha ne olsam? Daha ne olsun? Böyle zamanlarda hayal dünyasını genişletmek için özel bir çaba sarf etmiyorum. Ama Kuru gürültüye de pabuç bırakmam. Böyle söylediklerini gerçekleştirmesinin emek istediğini çocuk dilinde anlatmaya çalışıyorum. O kadar. Sanırım sözlerimi gürültü olarak algılıyor. O gün, yani komşumla asansörde karşılaştığım gün, akşam eve neşe içinde döndüğümde, yorgun argın demeyeceğim, eve hep yorgun argın dönüldüğünü o kadar çok okuduğum dinledim ki, eve her dönüşümde kendimi kendiliğinden yorgun argın hissetmem gerektiği hissine kapılıyorum kat o kadar sessizdi ki anahtarı bükme ve kilidin açılma sesini işittim. Kapıdan adımımı attığımda kızım elinde yeni öğrenmeye başladığı gitarıyla beni karşıladı. Bugün sana bir beste yaptım anneciğim, diyordu yeterince coşkulu. Bestekarlık listesinde yoktu. Kendimi kendime yeten ortamımda buldum. Griyi sevmek Griyi seviyorum ama gökyüzünde değil. Bana bu yazıyı gökyüzündeki gri yazdırıyor oysa. Ama griye değil, beyaza yazıyorum. Gökyüzündeki gri gökkuşağında yok. Gökte olan gri her zaman yüzünde değil o halde. Bir iddiaya göre renkler aslında yok. Yani renkler var ama aslında değil. Yüzeyde. Neyse bu konu yazının sınırlarını aşacak kadar derinde. Griyi sevdiğimi biliyorum ama neden sevdiğimi bilmiyorum. İnsan neden renk seçer? İnsan neden renk sever? Teoremler çok. Biraz açıklayıcı ama hep isabetli değil. Biraz genelleyici ama kuşatıcı değil. Renk mevzusu öyle böyle değil. Dalalım o halde. Renklerin insan psikolojisi üzerinde çok etkisi olduğuna dair iddialar var. Bu iddialara göre siyah gibi renkler gücü, kararlılığı ve azmi temsil eder ama aynı zamanda karanlığa, mateme gönderme yapar. Siyahı tercih eden insanlar tutkullardır, gücü ve asaleti sever. Bu arada siyahın aslında bir renk olmadığını öğrendim. O aslında renksizlikmiş. Doğada siyah renk bulunmazmış mesela. Emin değilim. Belki de bulunuyordur ama şimdilik bulunamamıştır. Doğada olmayan şeyin olmadığına inanıyorum. Öte yandan aslında renklerin olmadığı, bizim şeyleri renkte algıladığımız iddialardan da biraz önce bahsetmiştim. Ne çok iddia var. En iyisi varla yok arasında gidip gelmemek. Daha bahsine edecek gözümle gördüğüm pek çok renk var. Aslında üç ana renk varmış. Sarı, kırmızı ve mavi. Diğer renkler onların belirli oranlarda karışımından doğarmış. Kırmızı çok sıcak bir renkmiş sarı da ona benzermiş. Canlılıkları dikkat çekicilikleri yüzünden reklamlarda çok tercih edilirlermiş. İnsanlara enerji verilmiş, iştah açıcı ve harekete geçiren özellikleri de bilinirmiş. Mavi ve yeşil, doğayla en çok bütünleşen renklermiş. Öyle ya, dünyamızın yarısından fazlası mavi ve yeşilden müteşekkil. Denizler, nehirler, ağaçlar, çimenler, gökyüzü mavi ve yeşilin harmanı değil mi? mavi de, yeşil de insanlara huzur verirmiş. İç açıcıymış, dinlendiriciymiş. Mavinin koyu tonu lacivert de, düzeni, uyumu ve sonsuzluğu simgelermiş. Saflığın, masumiyetin rengi olan beyaz, insana huzur ve güven verirmiş. Aslında beyaz da bir renk değilmiş ama her nasılsa diğer bütün renkleri içinde barındırırmış. Temizlik ve ferahlık hissi veren beyaz, bir yandan da örneğin Çinlilerde matemin rengiymiş. Şimdi kafam karıştı. Matemin rengi siyah da beyaz da oluyor. Siyah beyazın karışımı gri ediyor. Evet. Şimdi sevdiğimi söylediğim renge geldim. Aslında ben bütün renkleri severim. Sadece bazılarını daha çok severim. Ne diyordum? Ha, gri. Onu biraz bekleteyim. Mor renkli kalemlerime ilişti şimdi gözüm. Mor, duygusal algıları artıran ilham verici bir renkmiş. Sanatsal yönelimleri olan insanların tercihi olabilirmiş. Gücü, güveni ve asaleti temsil edermiş. Lavanta, leylak gibi tonları insanı rahatlatırken çok koyu tonlarından kaçınmalıymış. Bir ara Osmanlı'da giyim kuşam konusuna merak sarmıştım. Bu konuya da nereden daldım? Renklerin algoritmasından. Bir konuyu merak etmeye başladığımızda Nasıl bir sonuca vardığımızı kestiririz yaz çok. Ben de eski tarihlerde ağırlıkla kullanılan giyim kuşam renklerini kafamda tasarlamıştım. Muhtemelen siyah, gri, lacivert, mavi, yeşil gibi artonlar kullanılıyordur gündelik yaşamda da, saraylarda da diye düşünmüştüm. Fazla düşünmemeli, fazla araştırmalıymış meğer. Osmanlı'da hem gündelik hayatta hem de sarayda kıyafetlerde neredeyse kullanılmayan renk kalmamış. Sarıdan kırmızıdan tutun lila ya mora varıncaya dek. Mevzuyu tasvirlere bakarak kapatmadım. Osmanlı'da kullanılan giysilerin sergilendiği müzelerde de o renk zenginliğini görmem mümkün oldu. Bir kere de görerek şaşırdım böylece. Renklerden tonlardan daha da söz etmek mümkün. Renk seçenekleri uzanıyor önümüzde yüzlerce tonda hem doğada hem pantonede. Daha renk tonlarının pek çoğunun adını bile öğrenemedim. Mesela mavinin kaç tonu var? Çivit, kobalt, safir, parlament, lacivert, cam göbeği, turkuaz, buz mavisi, gök mavisi, gece mavisi. Ya yeşilin tonları? Nefti, zümrüt, malahit, çay yeşili, çam yeşili, kuşkonmaz yeşili, akuamarin, asker yeşili, fıstık yeşili, su yeşili. Ne demiştim? Gri. Gri, gözün en rahat algıladığı renkmiş. Ah, oh, rahatladım işte alçak gönüllülüğü ifade eden uzlaştırıcı bir renkmiş. Uzlaştırıcı olması çok rahat kavranabilir bir durum bence. Siyahla beyaz gibi iki zıt rengin uzlaşımından oluşuyor ne de olsa. Sahi, siyah ve beyaz aslında renk değiller demiştim. Gri de olmayan renklerin bir tonu mu oldu şimdi? Dedim ya, bu mevzu çok derin. Bilginin Efendisi Günlük tutmaya başlayalı iki yıl oldu. Yaşadığım veya öğrendiğim her şey aklımda kalamaz değil mi? Ya da aklımda kalması gereken yeni yeni bilgilere yer açmak için bazı düşüncelerimi kayda geçirmek iyi bir fikir olabilir. Her şeyi merak ederim ben. Aslında öğrenmek isterim. Babam, bizim oğlan bilim insan olacak galiba der anneme arada sırada. 11 yaşındayım ama yine de çocuklar gibi göğsüm kabarıyor böyle zamanlarda. Kim bilir, belki de İleride bir bilim insanı olabilirim. E, meraklıyım diyordum. Mesela az önce günlük tutmak dedim. Neden günlük yazmak demiyoruz da günlük tutmak diyoruz? Günlüğü elimizde tutup yazdığımız için olabilir mi? Ben hep dizimde tutarım mesela günlüğümü. Uyumadan önce iki satırda olsa yazmak, bilgi ve tecrübelerimi kayıt altına almak isterim. Ama işte esas yaptığımız yazmaksa neden tutmak diyoruz? Bu gibi sorularıma genelde anne ve babamdan yanıt alamıyorum. Annem, Efe oğlum şimdi yemek hazırlıyorum, git babana sor diyerek beni başından savıyor. Babama koşa koşa gidiyorum. Onun da bu sorunun cevabını çok merak etmiş olabileceğini düşünüyorum. Babamsa yattığı yerden kımıldamıyor bile. Genelde tepkisi, uyku saatin gelmedi mi oğlum oluyor. Sorularıma soruyla karşılık verilmesi bence hiç doğru değil. Sahi düşündüm de belki de günlük bilgilerimizi bizim yerimize içinde tuttuğu için günlük tutmak diyoruz. Neden olmasın? Arabalara çok meraklıyım. Babamla yolculuğu çok seviyorum. Şimdiden öğrendim aslında trafikte nelere dikkat etmem gerektiğini. Bu sabah trafikte önümüzde giden bir otobüsün arkasındaki kocaman reklam yazıları ilgimi çekti. Nasıl çekmesin ki? Bana takıl kazan yazıyordu. Hadi baba peşine takılalım dedim. Kazanma vaadi bana her zaman cazip gelir. Babam bir süre daha arkasından gitti. Meğer istikametimiz aynı yöneymiş. Işıklarda peşini bıraktık. Vadin sonunu göremedim tabii ki. Ama bilim müzesini gördüm. Babam iki hafta önce bilet almıştı gezi için. Sorularıma kendi cevap vermese de cevap arayışlarım da hep yanımda oluyor. Onu bu yüzden takdir ediyorum. Geçenlerde bebeklik resimlerime baktığımda gördüm ki Örümcek adam çorapları giyerek başlamışım hayatıma resmen ya da hayata film kahramanlarıyla başlatılmışım. Yaras adam çizgi filmlerini çizgi romanlar takip etmiş okuma yazmayı öğrenince. İnsan televizyon aşamasından kitap aşamasına geçmekte acele etmeli diyemi düşündü ailem bilemiyorum ama işte namım bir kere akıllı çocuğa çıkınca beş buçuk yaşında okula gönderilmişim ve hemen öğrenmişim okuma yazmayı. Ne diyordum? Heh, kahramanlar. Doğduğumda sarıldığım kundakta bile kahramanların resimleri var. Yeni doğan bir bebekten ne tür kahramanlıklar beklediklerini o günlerde soramamışım tabii anne ve babama. Şimdilerde sinema ve romanlarda pek çok şeyin efendisini tanıyorum kahramanlar arasında. Kahramanları ben de seviyorum elbette ama en çok da efendi olanlarını. Ben 3-4 yaşlarımdayken duvarlara tırmanmaya başlamışım koltukların tepesinden uçacağım sanıp kendimi halılara atmışım. Süper kahramanların yaptıklarını o kadar çok taklit etmeye çalışmışım ki babam "Hanım bu çocuğun içine bir süper kahraman kaçmış olmasın?" diye sormuş bir gün. Sonra eklemiş. "Ayandaki çoraptan kafasındaki şapkasına kadar o kadar çok süper kahramanlı eşya aldın ki Efe'ye sonunda içi dışı süper kahraman oldu." Fena fikir değil ama kendisi bilmese de benim asıl kahramanım babam onun çalışkanlığını kendime örnek almaya karar verdim. Sadece baba olunca çocuklarıma daha çok vakit ayıracağım. Babamı çok seviyorum. Çünkü o beni sevdiğini korkmadan belli ediyor. Canım yavrum deyip sık sık kucaklıyor. Beş yaşımdan beri beni elimden tutup camiye götürüyor. O zamanlar namaz dualarını okumayı bilmiyordum. Babamın yaptığı hareketleri yapıp dudaklarımı kıpırdatıyordum. Ama bunu da kimse bilmiyor. Benim istediğim şeyleri de yapmaya çalışıyor babam çoğu zaman. Bir gün ondan tek parmağıyla koltuğu kaldırmasını istedim. Yapamadı ama en azından denedi. İki eliyle de denedi. Sonra iki haftalık rapor vermiş doktor bilini incittiği için. Babamla balık tutmaya gitmeyi de çok seviyorum. Genelde ikimiz de eli boş dönüyoruz. Annem o akşam marketten aldığımız balıkları pişiriyor ama balık tutmaya çalışırken babamla konuşmaktan çok keyif alıyorum. Beni mahalledeki en iyi okula yazdırdığını söylüyor. Okulunda en iyi öğretmenini seçmeye çalışmış. Eğitim şart sözünü de sık sık duydum ondan. Eğitimin sadece okulla olmadığını, hayatın en iyi eğitmen olduğunu da söylüyor. Beni yavaş yavaş hayata hazırlamaya çalıştığını da ilave ediyor. İnsan şunda bunda değil, bilgide yarışmalı gibi sözleri hep işittim büyüklerden. Büyüklerin isimlerini şimdi hatırlayamıyorum. Ben bilgide yarışan bir süper kahraman da tanımak isterdim. Ne çizgi filmlerde ne de çizgi romanlarda bilginin kahramanlarına rastladım. Onlardan öğrendiğim bir şey var ama kahramanların varmak istedikleri bir hedefleri mutlaka olur. Benim de bir hedefim var elbette. Bu sır seninle benim aramda günlük. Büyüyünce bilginin efendisi olmayı çok isterim. Bir garip yol arkadaşı. İstanbul'dan Ankara'ya dönüş biletimi aldım. Otobüsün kalkış saatine daha vakit vardı. Terminalde bir çay içip koltuğuma yerleşeyim istedim. Ne yalan söyleyeyim. Ben İstanbul'un en çok Ankara'ya dönüşünü severim. Deniz kokusundan sıyrılıp kendi toprağımın çorak kokusuna koşmak hoşuma gider. Toprak başka türlü çekiyor işte herkesi kendi memleketine. Küçük bavulumu şoför muavinine verdim. Elimde tuttuğum evrak çantamla koltuk sıramı buldum. Pencere kenarı hep tercihimdir. Ankara'ya kaç kilometre kaldığını sık sık kontrol etmeliyim. Uzun boylu, zayıf, kumral, kibar görünüşlü, öğrenci olduğunu tahmin ettiğim bir genç yanımdaki koltuk numarasına baktı. Ardından gözlerini bana kaydırdı. Bir baş hareketi ve hafif bir gülümseme eşliğinde yan koltuğa oturdum. Merhabalar evladım dedim. Merhaba amca dedi yine gülümseyerek. Gençleri bir ayrı severim. Ne de olsa bizden sıra geçmekte. Memleketim onlara emanet. Tam bir iki laflayalım diye söz açacaktım ki cebinden telefonunu çıkardım. Bir süre bekledim. Otobüs hareket edene kadar telefonuyla oyalandı. Telefonu cebine atınca söze başlayacaktım ki bilgisayarını açtı her yerde internete bağlanmayı sağlayan aletten taktı bilgisayarına. Neydi adı şimdi unuttum. Anladım ki bu genç de bizim oğlan gibi hep internette. Ben diyeyim iki saat, siz 3 üç saat bilgisayarıyla vakit geçirdi. Dinlenme tesisinde mola verilince dayanamadım. Yoruldun evladım, yol boyunca hep bilgisayar, hep bilgisayar. Gel bir çay içelim dedim. Sağ ol ama işim var amca, kusura bakma dedi. E işte, İnsan yaşlanınca gücü çenesine vururmuş. Benim gibi çene çalacak birini arayacak değil ya genç. Elbette meşgul olacak. Mola yerinde açık hava mekanda duran sandalyelerden birini oturdum. Çayın yanında simit de atıştırdıktan sonra tekrar otobüse bindim. Etrafa bakındım, gençten eser yoktu. Otobüs tam mı hareket edecekti ki? Aman şoför bey oğlum, yanımda bir delikanlı oturuyordu, o gelmedi, bekleyiverelim iki dakika dedim. Tamam bey amca, karşıdan koşarak gidiyor, gördüm onu, dedi şoför. Genç, nefes nefese bindi otobüse. Bu sefer o bilgisayarını açmadan ben lafı açayım istedim. Ah evladım, ne işin vardı 15 dakikada halledemeyecek, neredeyse otobüsü kaçıracaktın, dedim. Delikanlı bir iki nefes daha alıp verdikten sonra, öğle namazını eda ettim, abdestimi tazeleyeyim derken biraz oyalandım galiba, dedi. Ne yalan söyleyeyim, bu genç yaşta böyle vaktine titiz bir delikanlıyı tanımak çok hoşuma gitti. Maşallah evladım, hiç kaçırmıyorsun galiba vakitlerini dedim. Bir de ekledim. Ben seni öyle bir cep telefonu bir internette görünce vaktini hep heba ediyor bu gençler diye düşünmüştüm. Delikanlı, ilk gördüğüm zamanki sakinliğine dönmüş halde ve gülümsemesini yüzüne takındıktan sonra konuşmaya başladı. Mesaj atarak anneme otobüse biniş saatimi bildirdim. Beni karşılamaya gelecekler. Bilgisayarda da fakülteyi bitirme tezimi hazırlıyorum. İnternetten kendi alanımda yapılmış izinli tezleri indirerek okuyorum. Bu alanda yeni çıkmış kitap var mı diye de araştırdım. Birkaç tanesini internetten sipariş ettim. Babama biraz masraf olacak ama ne yapalım? Çoğu babalar gibi üç kağıt istiyor o da benden. Aman evladım o nasıl bir söz? Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Üç kağıtla ne işin olur? Öyle değil amca. Diploma, tezkere, cüzdan istiyor benim babam da diğer babalar gibi. Zaten babalar oğullarından başka ne ister ki? Diploma, tezkere, cüzdan. Evlilik cüzdan olsa gerek sonuncusu. Şapkam yok ama olsaydı çıkarırdım çocuğun lafları karşısında. Sormadan edemedim. Senin memlekette Ankara mı evladım? Baba tarafından Ankaralıyım, anne tarafım Bursalı ama Bulgaristan göçmeniymiş dedelerim. Çocukluğum İzmir'de geçti. Babam emekli olunca doğduğu topraklara yerleşmek istemiş. Ya işte evladım, toprak çekiyor değil mi insanı? Toprak insanı çekmez. İnsan toprağa böyle bir anlam yüklemiş diye düşünüyorum. O nasıl oluyor evladım? diye sordum şaşkınlık içinde. Hepimiz topraktan geldik, üzerinde yaşıyoruz ve altına gömüleceğiz nasılsa.'' Yani aslında toprak bizim, biz de toprağınız. Ayırmaya gerek var mı? Toprak çekmesi dediğimiz, toprağın değil de üzerinde yeşerttiğimiz duyguların bizi çekmesi galiba. Maşallah dedim çocuğa bu sefer gözlerine baka baka. Bir de omzuna elimi koyup, Sen bunları nereden öğreniyorsun evladım? İnternetten mi? diye sordum. Ne dese beğenirsiniz. Hayır amca, toprağımdan. 3 al, 4 öde. Ahmet Bey, iftara yetişemeyeceği düşüncesiyle pide kuyruğunda sabırsızlıkla bekliyordu. Hava, oruçlunun sevabını arttırmak istermişcesine neredeyse sıcaklığı nemle kavuşturup insanların yüzlerine üfürüyordu. Markette de ödeme için uzunca bir sıra beklemiş olmanın verdiği huzursuzlukla etrafa bakındı. Vakit tez geçer ümidiyle ödemeyi yapan en öndeki kişi hariç, kendisine kadar kaç kişinin daha sıcak pide beklediğini saymaya başladı. Sayı yediği geçince bıraktı. Önündeki üç kişi daha, toplamda on kişi vardı. Gözleri ödemeyi yapandan hemen sonra gelen ve elindeki poşete iki pide koyan kişiye takıldı. Tanıdık gibi görünen yaşlıca adamı görebilmek için sıradan biraz dışarı çıktı. Tanıdık mıydı, gibi mi görünmüştü bilmesi gerekti. Ahmet Bey bir iki saniyelik tereddütten sonra merakla baktığı kişinin eskiden oturduğu apartmandan komşuları Recai Bey olduğunu anladı. En son gördüğünden biraz daha yaşlanmış bulduğunu. Ama düşkün değildi. İçinden maşallah dedi. En küçük oğlu da üniversiteyi kazanıp büyük şehre gidince Recai Bey eşiyle evlatlarının yollarını gözleyerek yaşar olmuştu. Üç al evladım sözünü işitince bir an daldığı dünyadan sıyrıldı. Recai Bey poşetine iki pide almamış mıydı? Fırıncının sayıya bir itirazı olmayıp müşterisinden üç pide parası aldığını fark edince şaşırdı. Recai Bey biraz yaşlıysa da zihni hatıralarına çivi gibi çakılı bir adamdı. Üçün beşin hesabını da iyi yapardı. Apartmanda toplanan aidatların harcanmasında ne zaman bir anlaşmazlık olsa eski muhasip unvanıyla hesaplara el koyar, ve gelir gider tablosunu kalem kağıda gerek duymadan zihnindeki şemadan tek tek açıklardı. Geçmişe yol bulan düşüncelerinden, Recai Bey'in sıradan çıkıp epice yol aldığını fark edince ancak sıyrıldı. Recai amca diye giden eski komşusunun ardından seslendiyse de sesini duyuramadı. Eski komşusuna bir merhaba diyemediği için hayıflandı. Çocuklardan, torunlardan hal hatır sorardı hiç değilse sırada beklerken hem parayı fazla ödediğini de anlatırdı. Acaba yavaş yavaş unutkanlık mı başlamıştı Recai Bey'de? Alzheimer başlangıcı falan olmasındı? Yok canım diye düşündü içinden. Dalgınlıktan olmalı. Dalgınlıktan geçmiş Ramazanlara doğru daldı gitti zihni. Bir zaman sonra nihayet sıranın kendisine geldiğini fark etti. Hemen önünde duran yaşlıca hanım, üç pide doldurmuştu poşetine dört al evladım dediğini işitti. Tam teyze dur ne yapıyorsun üç tane aldın diye hatırlatacaktı ki susmaya karar verdi. Eğer fırıncı Recai Bey'den aldığı gibi bundan da bir fazla alırsa artık bu müşterinin dalgınlığıyla açıklanamazdı. Sıra kendisine gelince Ramazan ayını fırsat bilerek insanların dalgınlığından istifade ettiğini düşündüğü fırıncıyı suçüstü yakalama hissiyle heyecanı arttı. Hatta sadece yakalamayacak, onu ifşa da edecekti. Utanmıyor musun be adam, yaşlı insanların çantasına iki pide koyduğunu gördüğün halde üç pide parası almaktan diyecekti. Elindeki poşete üç pide koydu. Gerinerek ve kendinden emin, dört al dedi. Fırıncının peki sözünü duyunca pişkinliğine iyiden iyiye şaşırdı. Yine de bozuntuya vermek istemedi. Tam suçüstü olması için, fırıncının kendisinden dört pide parası almasını beklemesi gerektiğini hesaba katmıştı. Fırıncı, bozuk paraları bir bir sayıp aceleyle, sırada bekleyen, dedi. Sen ne yavuz hırsız çıktın be adam diyerek yüksek sesle bağırma hakkını kendinde şimdi bulmuştu Ahmet Bey. Deminden beri seni izliyorum. İnsanlardan hep fazla para alıyorsun. Fırıncı, efendim, diyerek itiraz edecek gibi olduysa da onu susturmasını bildi. Az önce Recai amca vardı. Ben görmeyeli iyice yaşlanmış ama bunak da değildir. Çantasına iki pide aldı. Dalgınlıkla olacak üç al evladım dedi sana. Sen hiç itiraz etmedin. Gördüm, verdiği paranın üstünü de iade etmedin. Ardından az önce sırada olan yaşlıca bir teyze de üç pide aldı. Mübarek Ramazan, İnsanların hesabı da şaşıyor tabii. O da sana dört al dedi. Hiç utanmadan ondan da bir pide parasını fazladan aldın fırıncı tam ağzını açmış bir cevap verecekti ki sustu. Dokuz yaşlarında görünen, eli yüzü belli ki uzun süredir sabun görmemiş, avuçlarında ufak tefek yaralar olan bir çocuk yanlarına sessizce ve çekinerek yanaştı. Başını kaldırmadan hemen yanda açıkta duran seleden iki tane pide aldı. Pideleri koyacak bir çantası da yoktu elinde. Gözlerini kaldırıp fırıncıya gülümseyerek baktı ve hızla uzaklaştı. Sen nasıl birisin be adam? Çocuk göz göre göre pide çalıyor diyecek oldu Ahmet Bey ama bu sefer sesi çıkmadı. Düşünceli bir halde çocuğun ardından bakarken fırıncı açıklamaya fırsat bulmuşçasına söze başladı. Sizin bahsettiğiniz yaşlı amca ile yaşlı teyze daima benden alışveriş yaparlar. Buralarda kimi göçmen, kimi yerli, kimsesiz çocuklar, Gece bankta uyuyanları düşünerek çekinmeden alabilsinler diye gece dükkanı kapatırken açığa bir ekmek serisi bırakmaya başladım. Sabahları dükkanı açmaya geldiğimde selenin hep boş olduğunu fark ettim. Bunu Recai amcayla konuştuğumda, ''Evladım burası senin de ekmek sen yine akşamları seleyi doldur ama gündüzleri de biz dolduralım.'' dedi. O gün bugündür benden aldıkları ekmek pide sayısını hep bir fazla söylerler. Ben de onlar söyler söylemez bir tanesini seleye bırakırım. Sizin de bunu bilerek para verdiğinizi düşünmüştüm. Buyurun para üstünüz. Ahmet Bey başını kaldırmaya çekinerek fısıldadı. Kalsın. Dört al. Geride kalan Sabah namazını aceleyle kılmıştı Mehmet Bey. Birkaç dosya üzerinden hesap kitap yaptıktan sonra işe gitmek için hazırlandı. Bugün Arife Arife'ye eriştiren Rabbime şükürler olsun diyerek duayla adım attı kapıdan. İşe erkenden giderse işlerini toparlayıp hızlıca ayrılabileceğini, babasının mezarını ziyarete de erkenden gidebileceğini düşünüp yola koyulmuştu. Hem köyüne gitmişken akrabalarıyla da hasbihal edebilirdi. İş yerinde bir terleyip bir soğuyarak öğleyi zor etti. Sanki bütün işler bayramın bir gün öncesine kalmıştı. Sanki o gün o işler bitirilmese Üç gün sonra bayram nihayete erip iş hayatı başlamayacaktı. Sıkıntılı saatlerin arasında bir elinde iş telefonu, diğer elinde cep telefonu aramalara cevap verirken, karşısındaki kişinin sözlerine göre hop oturup hop kalktı masadan. Nihayet öğle namazını kılmak için kalktığı masaya, o gün bir daha oturmamaya karar verip alışverişe çıktı. Markete girerken hanımının sipariş listesini cebinden çıkardı. Liste sol elinde, gelen mesajlara göz gezdirdiği telefonu sağ elinde, market arabasını dirseğiyle iterek ürünler arasında gezinmeye başladı. İş yerinden gelen mesajları okurken, az kalsın küçük bir çocuğun itelemeye çalıştığı market arabasına çarpacaktı. Mesajda, "Emin misiniz? Bu kadar maydanoz mu sipariş vereceğiz?" yazıyordu. Ofisten siparişi verilecek malzemeler listesine mantolama sıvası yerine Maydanoz yazdığını fark etmesi zaman aldı. Şu maydanoz da inşaat işlerine maydanoz oldu diye geçirdiği içinden. Bir yandan cevap yazarken bir yandan da demetler arasından ince saplı küçük yapraklı taze maydanoz bulmaya çalıştı. "Bizim hanım da fazla titiz. Aldığım maydanozları on yıl sonra ancak beğendirebilmeye başladım." diye düşündü. "Madem beğenmezsin ne diye mutfak alışverişini de bana bırakırsın. Sen yap versen" demek isterdi hanımı karşısında olsa ama diyebilir miydi emin değildi araya kırgınlık girince maydanozdan pahalıya mal oluyordu araya düzeltme harcamaları market alışverişi bitince mahalledeki fırına uğradı bir gün önce siparişini verdiği bir tepsi cevizli baklava iki tepsi kıymalı ve peynirli böreği üst üste koyup arabanın bagajına taşıdı baklavanın mis gibi kokusu çocukluğunda annesinin el yapıp ağızlarına dolu dolu tıkıştırdığı baklavaları hatırlattı. Ah annem, şimdi sen bizim çocuğumuz gibi oldun ama biz sana baklava da yediremiyoruz. Doktorun yasaklamadığı yiyecek mi kaldı? diye geçirdi içinden. Direksiyona geçerken saatine baktı. Acele etmezse ikindi namazını köyde kılamayacağını hesapladı. Ne de olsa köy yolu bir saatini alırdı. Tam hareket etmişti ki gelen telefona bakmadan edemedi. Hanımı, evde pirincin bittiğini, eve gelmeden mutlaka alması gerektiğini söylüyordu. Dediğine göre aslında evde pirinç vardı ama sütlaca kırık pirinç lazımdı. Bu bayramda sütlaçsız olsun Ayşe Hanım derken daha olmaz lafını işitince markete tekrar dönmek zorunda kaldı. Alışveriş poşetleri elinde, Kapıyı açan hanımına telaş içinde "Hazırlandın mı? Hemen çıkmazsak geç kalırız." diye sordu. Poşetleri elinden alan hanımı, "Hazırlandım. Sen de yardım et de annemi merdivenden beraber indirelim." dedi. Annesinin bir kolundan hanımı, diğer kolundan kendisi tutarak yavaş yavaş merdivenleri indiler. O esnada çocuklar yanlarından hızla geçip aşağı koşarak inmişlerdi. Arifede köye gitmek onların en çok bekledikleri sevinç zamanlarıydı. Köy yolu uzadıkça uzadı sanki. Acele ettikçe uzar zaman. Uzadıkça acele edersin ya işte öyle. Neyse ki Mehmet Bey cemaatle kılınan namaza yetişebilmişti. Camide kılınan namazın ardından yine topluca mezarlığa geçtiler. Birbirlerini uzun süredir görmeyen akraba ve komşular yol boyunca hal hatır sordular. Mezarlıkta serviler arasından gelen esinti ruhlarına da bir esenlik veriyordu sanki. Hemen hemen her mezarın başında küme küme aile fertleri vardı. Dillerden dökülen dualar yaprakların hışırtılarına karışıyordu. Mehmet Bey o gün ilk defa zamanın adeta akmadığını, donup kaldığını ama ruhuna da bir akış kazandırdığını hissetti. Fatihalar, ihlaslar bitmişti ama gönlü o anların bitmesini istemiyordu. Kızının okuduğu Yasin'den sonra Oğlundan da Mülk suresini okumasını istedi. Mülk elinde olan Allah ne yücedir diye geçirdi gönlünden. Surenin daha ilk ayetleri okunurken. Dinlemek ne güzeldi. Hem de gönlü dinlendiren dinleme ne güzel. Ziyaret mekanından ayaklarını sürüye sürüye çıktı adeta. Hanım, düşündüm de ilk defa bu Ramazan'da Kur'an hatmimi bitiremedim. Yani Rabbimin sözlerini dinlemeyi ihmal ettim. Bugün son oruç günü ama orucu nasıl tuttuğumu da bilemedim, dedi. Ayşe Hanım da aynı düşünceler içindeymişcesine cevap verdi. Orucu nasıl tuttuğumu ben de anlamadım. Orucuz diye her zamankinden daha fazla yemek çeşidi koymaya çalıştım sofraya. Teravihlerinde hepsine katılamadım. Şimdi ise Ramazan gidiyor düşüncesinin hüznü çöktü içime. Galiba bu sefer biz Ramazan'ın hakkını verip onu geride bırakamadık. O bizi geride bıraktı bey. Mehmet Bey, hanımının sözlerini tasdik etti. Haklısın. Ramazan geçti. Bu yıl geride kalan biz olduk. Kalpten kalbe sükut vardır. Sükutu anlatmak nasıl mümkün olur sesle? Ya da sükutu anlatmak ancak sessizlikle mi mümkün olur? Kelimeler sessiz zannederiz. Oysa değildir. Her bir kelimenin elbette yazılı halini de kastediyorum bir sesi vardır. Bu yüzden seni sevdiğimi söylediğimde duyduğun sesle sevmediğimi söylediğimde duyduğun ses birbirinden farklıdır. Nefretten bahsetmiyorum. O sesi hiç sevmem. Bilenlerin söylediğine göre kalpler arasındaki mesafe ne kadar açılırsa, konuşurken söylediğimiz kelimelerin sesi de o kadar yüksek çıkar. Ve belki yazarken de. Örneğin, çocuğumuza bağırıyorsak, onunla aramızdaki kalbi mesafe arttığı için, o mesafeyi kapatmak için bağırıyoruzdur. İş arkadaşımızla konuşurken karşılıklı bağırıyorsak, aynı odada birbirimizi duymak için zorlandığımızdan değildir birbirimizi anlayan kalplerimizin arasındaki mesafe büyüdüğündendir. O mesafeyi kapatmak ancak kelimelerin yüksek sesle telaffuzuyla mümkün zannederiz. Oysa kelimelerin yüksek sesle telaffuzu arttıkça mesafeyi kapatma imkanı azalır. Bağırarak konuşmayı hiç sevmedim. Hatta ortada konuşmak varsa bağırmak yoktur derim. Hepimizin bildiği gibi en güzel konuşma da sessiz olandır değil mi? Anlaşmanın en güzel yollarından biri, kelimeleri mümkün olduğunca sessiz almaktan geçer öyleyse. Kelimeleri sessiz almanın yolu da, egolarımızı sessiz almaktan geçiyor galiba. Geçenlerde bir haber dinledim. Haberlerin sesi yüksektir bilirsiniz. Hatta haber dinlerken, kanalın sesini ne kadar sessize doğru azaltsanız da, bir süre sonra koskocaman bir bağırma dinlemiş olduğunuzu fark edersiniz bak, gör, dinle diye bağırır o haberler ve haber arası alarmlar. Oysa hem bakıp, hem görüp, hem de dinlemek zordur. Duymak değil kastettiğim elbette. Dinlemek. Duymakla dinlemek arasında bir fark var mı derseniz, ararsanız bulunur derim. Dinlemek için benliğimizi bir anlamda sessize doğru çekmemiz gerekir. Örneğin, bize bağırıldığında Benliğimizi sessize doğru çekmekten çıkarız hele de bir derviş değilsek. Bu yüzden çoğu zaman bağırana karşı bağırırız. Susan karşısında da susarız bir süre sonra da olsa. Ve belki de bu yüzden en iyi konuşmamızı bazen susarak yaparız. Ne diyordum? Geçenlerde bir haber dinledim. Haber daha çok duyulur aslında ya neyse. Habere göre bir zamanlar birbirini seven iki genç Billboard'larda aşklarını ilan ederek evlenmişlerdi. Delikanlı, şimdilerde merhum olan eşine sürpriz evlilik teklifi yapmış, bu sürprizi de canlı yayınla arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Yine düğünlerinde canlı yayınlar yaparak evlenmişler, evlilik yıl dönümlerinde çocukları dünyaya geldiğinde çok katlı pastalar keserek herkese birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini, ne özel olduklarını göstermişlerdi. Bu çift her ne olduysa artık hayatta değiller. Haberin verdiği habere göre, billboardlarda ilanı aşk eden adam bir kriz geçirip, önce sevgili eşini öldürmüş, sonra kendi canına kıymıştı. Bu hüzünlü son anlatılırken, merhum eşlerin sevgililer gününde kırmızı güller arasında nasıl da gülümsediklerini gösteren resimler fonda geziniyordu. Yine çiftin birleştirdikleri elleriyle kalp işareti yaptıkları görüntüler de haberde servis ediliyordu. İki insan arasındaki bu sevgiyi bitiren ne diye sormak istiyor insan ama başlangıç sorumuz yanlış galiba. Bu kadar çok sevgi var mı aralarında? Bir sevgiyi bağırdığımızda herkes duyarken acaba kendimiz sevgimizin sesini dinliyor olabilir miyiz? Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez. Gönülden gönüle gider yol. Gizli gizli diyen ozanın fısıldadığı hikmete kulak kesilmek gerek. O gönül dağından bahsederken gönlün doğasından da bahseder. Gönüller dağ gibi büyüktür ve aralarındaki anlaşma görülmez, gizlidir. Ortada bir anlaşma varsa elbette üzerinde uzlaşılmış kelimeler de vardır. Gönüller arasında konuşan kelimeler ancak fısıltı yolunu kullanır. Kalp Sert sesli bir kelime. Gönül kelimesi ise gönlümüz okşuyor telaffuz ederken bile. Bizim kültürümüzde gönül kalpten evladır. Gönlün bir resmi de çizilmez. O halde, şimdilerde kalp görüntüleri eşliğinde ilan edilen sevginin gönülden gelip gelmediğine kulak vermek gerek belki de. Evet, sessizce kulak vermek gönlün sessizliğine. Kalpten yola çıkıp, gönüle vardık. Yazının başlığını da değiştirmek evla olacak gibi. Beraber değiştirelim mi? Gönülden gönüle sükut vardır. Plastik Yiyen Mantarlar Geçen gün Pakistan'da, İslamabad'da bir çöplükte plastik yiyen bir mantarın türediği haberini okudum. Bu habere şaşırayım mı, sevineyim mi, endişeleneyim mi bilemedim. Öyle ya, Plastik gibi duygudan yoksun olan bir tür değiliz. Duygu karmaşası da plastik alaşımlarından daha karmaşık bir halde zaman zaman köşe kapıyor yüreğimizde. Yuvarlana yuvarlana birbirine dolanıp ip yumakları gibi zihnimde birbirine dolanan soruları aralamak ve duygu karmaşasını biraz olsun azaltmak için sorularımın üzerine tek tek gitmeye karar verdim. Dünyamızın bir yerinde bir çöplükte plastik yiyen bir mantar türemişse, bu bizim plastiğin neredeyse kıyamete kadar evrenimizi kirletecek olması sorununa doğal yoldan bir çözüm bulunduğu anlamına gelebilirdi. Bu açıdan habere sevinebilirdim. Ama plastik yiyen bir mantar türemişse, bu mantarı kullanmamız zorunlu gibi görünen plastiklerden nasıl uzak tutmalıydık? Ne bileyim, plastik yiyen mantar hangi plastikleri yemesi hangi plastikleri de ellememesi gerektiğini nasıl bilecekti mesela? Örneğin bir uçakta makine odasındaki kablolara da sıçrar ve onları da yerse uçaklarımızın uçmaması gibi bir sorunla karşılaşmaz mıydık? Bu perspektiften bakınca evdeki su ısıtıcısından tutayım, salata yaptığım plastik kaba kadar diş fırçamdan çocukların oyuncaklarına, televizyon kablolarından çiçeklerimin saksılarına kadar her şey bir anda tehdit altında göründü. Yoksa plastiğe upuzun bir ihtiyaç zinciriyle zaten bağlanmış mıydık? O halde plastik yiyen mantar, çözüm yumağı görüntüsü altında bir sorun yumağına dönüşebilir miydi? Yuman bu kısmını zihnim çözmeye dursun, öte yanda muhayyilemde başka başka düğümler de belirdi. Mantar sever bir tür olan insanların da zamanla plastik yiyen mantarı yeme ihtimali ne kadardı? Evet, bu mantar türü bildiğimiz sevimli ve benekli şapkalı mantar görünümünde değildi belki ama insanoğlunun doğada tüketmediği bir tür kalmadığına göre bu mantar türünün müptelalarının da çıkması mümkündü. Böyle bir iptila sorununa karşı insanlık, Belki de plastik yiyen mantarı yiyebilmek için geri dönüşüm tesisleri kurarak bir çözüm üretebilecekti. Böyle bir tüketim biçiminin insanın damarlarındaki plastik miktarını artırma ihtimali yüzde kaçtı? Hep sonsuza kadar yaşamak veya sonsuzca yaşayamayacağını kestirdiğinde uzunca yaşamak isteyen insanoğlunun umudu plastik yiyen mantarda mı gizlenmişti? Bu sonuca varmak çok zor değildi. Plastik yiyen insan elbette plastikle beslendiği için onunla uyumu yakalayıp uzun yaşamalıydı. Bu perspektiften bakınca dönülmez yollara giren insanın dönüp dolaşıp özüne dönmesi de mümkün olmayabilirdi. İşte bu duygularla şaşırma, sevinme, endişelenme şeklinde karmaşa halindeyken işin içine bir de hayal kırıklığı eklendi. Plastik yiyen mantarın daha önce Japonya ve diğer ülkelerde de görüldüğü haberleri okuduğum haberin uydurma olma ihtimalini güçlendiriyordu. Ben bunca endişeyi boşuna mı yaşamıştım? Ya sevinci? Yine mi aslı olmayan bir haber beni asılsız hayallere sevk etmişti? Neyse, hayal kırıklıklarının da üstesinden gelebiliyoruz biz insanlar. Duygusal çalkantılara uyum sağlama konusunda doğamız son derece cevval. Aslında düşündüm de, her soruna doğanın doğal yolla çözüm bulmasını beklersek, çok bekleyebiliriz. Plastiğin doğamızı kirletiyor olmasına, sınırlı da olsa çözüm bulan uygulamalar var. Bu tür çözümler, insanların zaaf noktalarını dikkate alıp, onları doğanın yararına kullanmaya sevk ederek bulunmuş. Şöyle ki, bir plastik ürününü kullandıktan sonra onu geri dönüşüme imkan veren çöp kutularına atabiliyorsunuz. Buraya kadar herkes bu çözümü duymuştur elbette. Ama bu yeni usul plastikten yapılma geri dönüşüm kutusu size o plastik malzemenin parasını geri ödeyebiliyor. İçine attığınız malzemeyi hızla analiz ediyor ve kaç kuruş edecekse anında geri ödeme yapıyor. İçine aldığı plastikleri de geri dönüşüm işlemine tabi tutulmak üzere içinde tutup, onların evrende fazlaca yer tutmalarını engelliyor. Yeni yeni plastikler ama eskisinden yapılma. Bu yöntemle hiç değilse kontrolsüz çoğalma sorununun önüne geçilmiş oluyor. İşte insanı özünden yakalayan bir çözüm yolu. Para iadesi. Madem kirlettiğimiz doğanın bir iadesi yok, insanlara para iadesi yaparak Doğamızı iadesi mümkün olmayan bir forma dönüştürmesini engellemek mümkün o halde. İnsan bu, özünde iyidir. Nitekim, plastik üretim ve tüketimi sorununa en etkili çözümün bu olduğu yönünde haberler de okudum. İnsanlar dizi dizi bu çöp kutuları önünde kuyruklar oluşturmuşlar. Sırada beklerken son derece kibar davranıp birbirlerini itip kalkmamışlar. Doğa sevgisinin gözünü seveyim. Şaka konusunda ciddiyim. Ufak tefek şakalar sever misiniz? Kim sevmez ki demeyin. Genelde şakaya maruz kalanlar sevmezler aslında. Mahdut bir zaman dilimi için de olsa. Özellikle de malum türden bazı şakaların mağdurları için geçerli bu durum. Şaka yapana hava güzeldir tabii. Tam gülünesi. En azından sonuç soruna evrilmediği sürece. Bir de şaka yapılanın tarafından konuya bakı vermedi. İlkokul öğretmeni olan bir arkadaşım geçen gün öğrencilerden pek bir müşteki dert yandı bana. Meğer öğrencileri bilgisayar derslerinde ortak kullanılan sınıftaki bilgisayarların klavyelerine çim ekmiş. Arada sırada sulayı vermişler ki harflerin araları yeşersin. Ah şu çocuklar, ah şu şakaları diye sızlanıp durdu arkadaşım. Çocukların şaka sever olduğunu unutmasan ya dedim ona gülümseyerek ama yüzü yine de gülmedi. Şaka konusunda ciddiyim ben, dedi. Nasıl yani, dedim. Şaka sevmez misin? Şaka yapılmasını sevmem, deyince durumu anladım. Aslında mevzu, taraf olmakla ilgili. Belki de pek çok kimse için genel bir tutum aslında bu. Yani kendine yapılan kerih, alaycı veya beklenmedik bir davranışı sevmemek. Şakayı yapan veya seyreden taraftaysak Duruma gülenlerin yakasında kalıp eğlenebiliyoruz. Şaka yapılan tarafta olmaksa kimsenin tercih edeceği bir seçenek olmuyor. İyi de men dakka dukka demiş kadim bilgeler. Kapıyı çalanın kapısı çalınır. Yok yok. Çalma kapıyı çalarlar kapını demek daha uygun olur. Dramatik çevirisi Eden bulur etme bulma dünyası şeklinde olur. Ne ekersen onu biçersin de bu anlamda atasözümüzdür. Romantik bir çevirisi, Gönül çalanın gönlü çalınır, gönül çelenin gönlü çelinir ve benzeri de olur. Bu çeviriler daha çok yere gider ama bir yerde durmalı. Ne demek men dakka dukka? Rivayet olunur ki bir halifenin bahçesinde çok sevdiği bir gül fidanı varmış. Halife bahçıvanına bu fidana çok iyi bakmasını, açınca gülleri kendisine getirmesini emretmiş. Tabii halifenin emri üzerine bahçıvan fidanı özenle büyütmüş. Bir sabah bakmış ki fidan açılıp gözlere şenlik veren güzel bir güle dönüşmüş. Tam halifeye haber verecekmiş ki bir de ne görsün. Bir bülbül gelip gülün yapraklarını gagalamış ve gülü mahvetmiş. Bahçıvan hem çok üzülmüş hem de halifeye ne diyeceğini düşüne düşüne yola koyulmuş. En iyisi olanı olduğu gibi anlatmak demiş, ve bülbülü halifeye şikayet etmiş. Halife bahçıvana sadece "Men dakka dukka" demiş. Bahçesine dönen bahçıvan bir süre önce gülü gagalayan bülbülü bir yılanın kaptığını görünce bunu da hemen halifeye bildirmek istemiş. Halife bahçıvanı dinlemiş ve yine cevap olarak sadece "Men dakka dukka" demiş. Bahçıvan huzurdan ayrılıp bahçesine dönmüş. Günlerden bir gün bahçıvan toprağa çapalarken, bülbülü kapan yılanın ayağına dolandığını görmüş. Kendisine zarar vereceğini düşündüğü için yılanı bir hamlede öldürmüş. Bunu da halifeye bildirmiş ve aldığı cevap yine aynı olmuş. Men dakka dukka. Gel zaman git zaman, bahçıvanın halifeye karşı bir hatası olmuş. Bu hatasının bir bedel olacağını çok iyi biliyormuş. Huzura çıkınca, Halife ondan bir açıklama beklemiş. Bahçıvan ise ona sadece men dakka dukka diyebilmiş. Bunu duyan halife ise herkesin yaptığının karşılığını göreceğine inandığı için bahçıvana kötü bir ceza vermemiş, onu affetmiş. Ben de öğretmen arkadaşımın hikayesinin sonunu merak ettim. Çocuklara çok kızmamışsındır umarım. Onlar daha masum yavrucaklar dedim. Sonra. Biz de o yaşlarda öğretmenlerimize şaka yapmak isterdik. Pek beceremezdik ama diye lafı geveledim. Hatta bir de bizim şakalarımızı öğretmenlerimiz yutmazdı vallahi diyerek yemin ettim. Arkadaşım beni sakin sakin dinledikten sonra şakaya karışanlara sözlüden zayıf not verdim. Sınavlarından da puan kıracağım. Daha da ne etsem demez mi? İşte halifeyle bahçıvanın hikayesini anlatmanın tam da zamanı gelmişti. Ona da uzun uzun anlattım bahçıvanın başından geçenleri. Arkadaşım beni dikkatle dinledi. Belki fikrini değiştirir diye umutla beklemekteydim. Ne sözlüsü, ne zayıf vermesi. Tabii ki böyle deyip şaka yaptım çocuklara, demez mi? Anlaşılan ben de şakaya gelmiştim. Bundan sonraki aşamada neler yapacağımı düşünmekteydim. Ha, bu arada, şaka konusunda siz de ciddi misiniz? Biraz sarı, Biraz mavi. İncanım pek bir sevgi doludur. Büyük küçük ayırt etmez, korur kollar herkesi. Muayenehanesi alt katta, bazen ziyarete giderim onu. Onca bu katıma rağmen kovmaz beni hiç odasından. Geçenlerde tezgahın üzerindeki su ısıtıcısını devirmez miyim? İçindeki su kaynar değilmiş Allah'tan. Canhıraş sulardan kaçayım derken enjektör battı her yanıma. İncanım müdahale etti hemen. Seni yaramaz. Kendi kendine iğne de oldun bak sonunda. Neyse ki boşta enjektörler deyip sırtımı sıvazladı. Dosyam kabarık hasılı. Mahalleden taşınmayı düşünüyor son günlerde. Çok üzüldü çocuklar. Ben de. Doğma büyüme buralıyım. İyi kötü hatıralarım var sokak aralarında, kıyıda, köşede ve dört duvar arasında. Eve geldiğimde daha yavruydum. İnce hanımın çocukları aralarında paylaşamadılar beni. Bacaklarımdan öyle bir çekiştirdiler ki kopacaklar sandım. Sonra İnci Hanım'ın deyimiyle beni sevmeyi öğrendiler. Yani anlamaya başladılar dilimden. O günden sonra ben de çok sevdim onları. Yan apartmanda yaşayan komşular belediyeye şikayet etmişler bizim evi ve muayenehaneyi. Müstakil evimizde kocaman bir aile gibiyiz. Sesimiz soluğumuz aslında bahçenin çitleriyle çevrili. Ne istediler bilmem. İşittiğime göre... Daha steril, modern, şehirli bir hayatmış talepleri. Ne demek olduğunu pek anlamadım. Sahip, bir de bu hayat öyle hayvansı kokuların yayıldığı ortamlardan uzak olmalıymış. Belediyeden istedikleri cevabı alamamış olacaklar ki kapıya dayandılar ellerinde kazma kürekle. Kazma küreğin ne işi var modern insanların ellerinde onu da anlayamadım. Bahçıvanlarından ödün çaldılar herhalde. Meğer küçük çiftliğimizde kendi halinde yaşayan irili ufaklı hayvancağızlardan korkuyorlarmış. Onlar saldırırsa diye hazırlıklı gelmişler. Benim gördüğüm bütün hayvanların tırstığıydı. İnci Hanım gürültüleri duyunca elinde neşterle çıka geldi bahçe kapısına. Korkmayın canım, hikayenin bir yerinde bir neşter görürseniz mutlaka bir şeyler kesilecek diye düşündünüz değil mi? O sinema filmlerine has bir durum. Neyse, ne diyordum? Neşlerin ucunda bir miktar kan. Kapıya dayanan komşulardan kısacık sarı saçlı olan bayan bahara çağıra kaçmaya başladı. İlkellik, ilkellik, mahallede hayvanları kesiyorlar, yetişin, diyordu. Daha da ne laflar saydı giderken, kulaklarımı tıkamasam duyardım. İnce hanım veteriner sabrıyla seslendi onlara. Ben hayvanları tedavi ediyorum, nesi ilkellik? Sizin çocuklarınız doğum gününde iki saatliğine sevinsin diye satın alıp iki gün sonra sokağa salıverdiğiniz hayvanları iyileştiriyorum. Bunlar şehirli hayvanlar. Öyle sokağa salı verince nasıl yaşasın zavallıcıklar? Şehirlinin ne demek olduğunu o zaman anladım. Kendi başına bir hayat sürmeye muktedir olamayan varlıkların bir araya gelmesiyle oluşan bir topluluk. Ah oh, ne güzel, kitaptan okur gibi söyledim. Şehirde kitabın ortasından konuşmayı da öğrendim galiba. Bu sırada ilkelliğin de ne olduğunu kavradım. Neşterin ucunda kan varsa ilkel bir görüntü oluyor. İlkellik, kandrevan bir durum olsa gerek. O zaman modernlik, kanamanın görünür olmaması ile ilişkili olmalı. Sterili zaten biliyorum. Geçen gün her yanımı delen iğneler sterilmiş mesela. Steril olmasaymış hastalanır, hatta ölebilirmişim. Bu durumda komşuların istediği steril hayat, ölme ihtimalinin görünür olmadığı bir hayat olmalı kanımca. Neyse… İnci Hanım'ın neşleri sayesinde o gün kurtulduk şehirli ve modern komşuların taarruzundan. Kazma kürek dışında daha ilkel alet edevatla bahçe kapısına dayanacakları güne kadar belki de. Beni merak ettiniz değil mi? Ailenin haylazı gibi göründüm muhtemelen size. Belki en küçüğü. Aslında en küçüğü olduğum doğru. Beni kucaklarında taşırlar. Sıcacık köşelere kıvrılır yatarım evde yumuşacık beyaz tüylerim var. Tam olarak gözünüzde canlandıramadınız mı? Peki, o zaman bir ipucu vereyim. Zaten çok severim yumaklarla oynamayı. Bir gözüm sarı, diğer gözüm mavi. Paylaşamıyor şehirdiler beni. Ama doğma büyüme Ankaralıyım. Evet, Ankara kedisi. Yazıyla yaşamayı sevmek. Bazen bir yazıya giriş yapmak en zorudur. Giriş yapabilirsem gelişmesi gelir. Sonu bazen baştan bellidir, bazen geç gelir. Giriş yapmanın zorluğundan bahsederken yazıya giriş yapmış oldum galiba. En zorunu atlattım sanırım. Emin değilim. Yazı yazmak üzerine yazılar okumaktan keyif alırım. Ne var ki geçenlerde giriş yazılarına bir giriş denemesi adlı Yekuni 300 sayfayı geçen yazıyı okuduğumdan beri yazılarıma giriş yapmayı istemediğim oldu. Az önceki sıradan dolayısıyla sıkıcı giriş yazısı tam da bu isteksizlikten doğdu. Evet, şaka gibi ama gerçeklerle şakalar hep iç içe yaşantımızda. Gerçeklerde gizlenmiş şakaları, şakalarda gizlenmiş gerçekleri bulamayınca yavan bakıyoruz hayata. Şaka bir yana, giriş yazısının 300 sayfayı aştığı bir kitabı düşünsenize bunun bir de gelişmesi var dal budak salması var giriş yazısı yüzlü rakamlara aşan kitabın gelişmesi yüzsüz binleri bulur sonucu kim bilir ne halde olur zannımca okur sayısını aşağı çeker gibi bu rakamlar şimdi diyeceksiniz ki okumanın rakamlarla sayfa sayılarıyla ne alakası var diyorum ki bazı okurlar Sayfa sayısına çok takarlar. Okuyacakları kitap, makale gibi metinlerin önce sayfa sayılarına bakarlar. Deneme, hikaye, anlatı, köşe yazısı türünden nispeten kısa yazıların bile sütunlarını, hatta paragraflarını sayarlar. Dört buçuk sütun, on yedi paragraf gibi. Ben onlardan olmasam da, e tabi inanıp inanmamak sana kalıyor bu durumda, Giriş yazılarının da birler hanesini aşmayan bir sınırı olsun isterim. Giriş yazılarına bir giriş denemesi yazısından bahsediyordum. Başlıkla içerik uyumsuzluğu bağlamında temel sorun yazarın benim gibi saf bir okuru kandırma çabasında olması aslında. Giriş yazılarına bir giriş denemesi başlığını okuduğumda tür olarak bir deneme yazısı okuyacağımı düşünüyorum ama okuduğum ilmi bir makale çıkıyor. Zaten yazı türü deneme olsa birkaç paragraf denemesinden sonra sonlanır. Öte yandan ilmi bir makalenin girişi birkaç paragraf bilemediğiniz iki sayfa olsun ben iki haneli rakamlarla giriyorum girişe. Hasılı yazar kullandığı başlıkla okuyacağımın giriş yazılarına dair bir deneme olduğunu yazdıktan sonra totalde bana adeta okkalı bir kitap okuttuğunda ne okuduğumu bilmiyorum. Metnin mahiyeti ayrı bir mevzu tabii. Okuduğum metinden ne kadar istifade ettiysem, kendi giriş yazımı da beğenmedim zaten. Düşündüm de, yazımın başlığıyla ben de okuru yanıltmamalıyım. Yazıyla yaşamayı sevmekten bahsedecektim. Yazıyla yaşamaktan kastım, öncelikle bir okur olarak yazıyla yaşayan insanlar olmamız. Ardından belki yazar olarak yazıyla yaşayan insanlar olmamız. Öyle ya, İnsan okur yazar bir varlık olması dolayısıyla esasında diğer türlerden ayrılmakta. İşte ben bu anlamda okurken de yazarken de yazıyla yaşamayı seviyorum. Bazen tek bir kelimenin peşinden sürüklenip onun okyanusa bir damla olarak karışmasını izlemeyi seviyorum. Nedircik kelimesini bilir misiniz? Nedircik nedir? Bu kelimeyle ilk kez bir şairin dizesinde karşılaştım. Birkaç yöresel deyişte kelimenin izini sürdüm sonra tam anlamıyla kelimenin peşine düştüm. Nedircik söylenmeyen yerine kullanılan bir kelimeymiş. Bir bakıma söylenmeyeni ifade ya da işaret eden söz olarak bilinirmiş. Ne güzel değil mi? Bir kelimenin söylenmeyeni söylemesi. Düşündüm de belki de bütün kelimeler söylenmeyeni söylemek içindir. Onca söylenmeyeni söylemeye çalışmamıza rağmen hala bir yerlerde söylenmeyenler birikmektedir. O halde insan neden okur ve yazar? Söylenmeyeni daha çok söylemek için. Geçen gün eli kalem tutan bir arkadaşımla çayhanede çay içiyorduk. Bana uzun uzun kendi yazma serüveninden bahsetti ve sonra yazılarımı nasıl yazdığımı sordu. Nasıl yani dedim? Çayla da yazarım, kahveyle de. Öyle değil," dedi. "Mesela giriş yaparken zorlanır mısın?" "Yok dedim. Ben konulara tüm samimiyetimle dalmayı severim." "Öyle ya. İnsan yazarken samimi ise o samimiyet okura mutlaka ulaşır. Zor olan giriş, gelişme bölümlerini yazıp yazıyı bir sonuca bağlamak değil bence. Zor olan samimi olmaktır." "Peki yazarlığı nasıl tanımlarsın?" diye sordu. Yazar dediğin yazıyla yaşamayı sevendir. Okurken de yazarken de diye tarif ettim. Ne için yazarsın diye de sordu. Bunu hiç düşünmemiştim galiba. Bir neden gerekli mi? O gün arkadaşıma yine de cevap verdim. Cevabımın özeti şöyleydi. Söylenmeyene yaklaşmak için